Yeni bir günden mutlu sabahlar sayın seyirciler. Bugün takvimlerimiz 6 Temmuz Salı gününü gösteriyor. Yine hem ülke ve dış hem ülke ve dünyaya dair tüm haberler hem de gazete manşetleriyle Sabah Haber'de yaklaşık 2 saat boyunca bugün yine karşınızda olmaya devam edeceğiz. Bizleri nerelerden takip edebileceğinizi de kısaca hatırlatalım ve Sabah Haber'de gelişmeleri aktarmaya başlayalım efendim. Bizler televizyon kanallarımız dışında sosyal medya hesaplarımız Facebook ve YouTube'dayız. Ayrıca 100.1, 102.90.6 ve 89.6 radyo frekanslarındayız. Bizleri oralardan da takip edebilirsiniz. O zaman gününüz aydın olsun diyelim ve Sabah Haber başlasın. Altı Temmuz Salı gündeminde neler var kısaca aktaralım sizler için. Elazığ, Malatya ve İstanbul temasları kapsamında Türkiye'de bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bugün de sürecek temaslarını tamamlamasının ardından akşam saatlerinde adaya geri dönecek efendim. Ve Yeniden Doğuş Partisi Milletvekili Bertan Zaroğlu ve bazı üyeler Yeniden Doğuş Partisi Genel Merkezi'nde istifalarını sunacak ve ardındansa saat 12'de basın açıklaması gerçekleştirecek. Gazeteci yazar Kutlu Adalı'nın bugün ölüm yıl dönümü olması sebebiyle saat 9.30'da mezarı başında anma töreni gerçekleştirilecek. Kutlu Adalı 6 Temmuz 1996 yılında faili meçhul bir cinayete kurban gitmişti. Bunu da hatırlatmış olduk. Ne Kutlu Adalı'yla ilgili gündem maddelerini açıklamaya devam edelim sizlere. Bu Memleket Bizim platformu saat 11.30'da Polis Genel Müdürlüğü önünde toplanacak ve Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili bir basın toplantısı gerçekleştirecek. Ayrıca yine aynı gün içerisinde Kutlu Adalı'nın ölüm yıl dönümü sebebiyle saat 19.30'da Lefkoşa Türk Belediyesi önünden Kutlu Adalı'nın öldürüldüğü yere yürüyüş düzenlenecek. Bu Memleket Bizim platformu tarafından ve son olarak son gündem maddesini de aktaralım. Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde bugün tören düzenlenecek. Söz konusu tören saat 10'da yapılacak. Ve sırada Kıbrıs Türk basınında bugün gazete manşetleri var her zaman olduğu gibi ve bugün Kıbrıs Türk basınına Güneş Gazetesi ile başlayacağız aktarmaya haberleri. Güneş Gazetesi bugün manşet haberinde çok geniş bir yer tutan manşet haberinde Başbakan Ersan Saner'in Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında yapmış olduğu açıklamalarına yer verdi. Başbakan Saner, Bakanlar Kurulu sonrasında alınan önemli kararları açıkladı. Güneş Gazetesi'nde detaylı olarak görüyoruz alınan kararları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti müteahhitlerine kaynak yatırıldığı başlığıyla alınan önemli kararlardan bir tanesi yansıdı bugün manşet haberi başlığına. Başbakan Saner Bakanlar Kurulu sonrasında alınan önemli kararları açıkladı diyor gazete haberin başında. Müteahhitler için kaynak yaratıldığından bahsediliyor haberde. Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapan Başbakan alınan kararları şu şekilde açıkladı. Rutin toplantılardan birini daha gerçekleştirdik dedi Saner. Ekonominin kalkınması amacıyla Türkiye ile imzalanan mali ve işbirliği protokolü çerçevesinde yapılacak ihale ve hibelerle ilgili görüş alışverişinde bulunulduğunu da ifade etti bu kapsamda. 100 milyon Türk liralık kaynağın serbest bırakıldığı desteklenecek sektörlerin de açıklandığı ifade ediliyor gazete tarafından. Detaylarını paylaşalım. Türkiye ile imzalanan protokoller çerçevesinde 100 milyon Türk liralık kaynağın serbest bırakılmasına ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Karayolları Master Planı'nın uygulanması adına yol yapım ve bakım projelerine 15 milyon Türk lirası aktarılmasına karar verildiğini ifade etti Başbakan ve söz konusu kaynağın sektörlere dağılışını da yapmış olduğu konuşmasında. Bu kapsamda karayolları master planı için 15 milyon Türk lirası, belediye ve köylerin altyapıları için 30 milyon Türk lirası, sanayi bölgesi altyapı ve inşaat çalışmaları için 9 milyon Türk lirası, eğitim ve öğrenim projeleri için 6,5 milyon Türk lirası, polisin güçlendirilmesi için 5 milyon Türk lirası,
Dayı ve Layun'un yatırım giderleri için 6 milyon Türk lirası, proje destekli tarımsal hibe programı için 3,5 milyon Türk lirası, sanayici ve küçük esnaf hibe programı için 3 milyon Türk lirası, turizm projeleri için 3 milyon Türk lirası, Girne Öğretmenler Evi tamir ve bakımı için 3 milyon Türk lirası, kaynak aktarımı yapılacak söz konusu sektörlerde teker teker ihaleye çıkılacağını ifade etti Başbakan Saner ve konuşmasının devamında 2019 ve öncesindeki ekonomimize dönebilmek için bu projeleri sürdüreceğiz demiş oldu. GAÜ'den alınan hastanenin ihalesine çıkılacağı bilgisini de paylaşıyor gazete manşetten aktardığı haberinde. Başbakanın açıklamasına göre GAÜ'den alınan hastanenin ihalesine çıkılması için Sağlık Bakanlığı'nın yetki talebinde bulunduğunu kaydetti Başbakan. Maliye Bakanlığı'nın bunu karşılayacağını ve önümüzdeki hafta Ulaştırma Bakanlığı'nın ihaleye çıkması için de gerekli talimatları verdiğini ifade etmiş oldu. Ve 90 milyon Türk liralık hibe programı da açıklandı. Dağıtımına ilişkin kararlar üretildiğini de aktardı Başbakan Saner. 90 milyon Türk liralık hibe programı kapsamında ve verilecek destekleri ise şu şekilde aktarmış oldu. Turizm salgını desteği kapsamında 95 küçük otel, 55 restoran ve 162 acenteye 15 milyon Türk lirası, zor durumdaki vatandaşa 6 milyon Türk lirası, 6948 çiftçi, arıcı ve balıkçıya 10 milyon Türk lirası ve elektrik altyapısı için de 3000 kişiye 5 milyon Türk lirası kaynak destek aktarılmış olacak. Başbakanın açıklamasına göre. Yine devam ediyoruz. Haziran ayında toplam 803 milyon 349 bin Türk lirası ödeme yapıldığından bahsediliyor. Maliye Bakanlığı'nın cari ve muhtelif ödemelerinin rutin seyrinde devam ettiği ve bu kapsamda 803 milyon 349 bin Türk lirası da ödeme yapıldığını aktarıyor gazete ön sayfasından aktardığı bir diğer haberinde. Maliye Bakanı Dursun Oğuz'un açıklamasıyla haber devam ediyor. Ve Haziran ayında toplam 803 milyon 349 bin 707 Türk lirası ödeme yapıldığından bahsediliyor. Bunun 465 milyon 417 bin 351 Türk lirasının maaş ve maaş nitelikli ödeme olduğunun altı çizilirken geriye kalan 337 milyon 932 bin 356 Türk lirasının ise borç ve piyasaya yapılan ödemeler olduğu da açıklanmış oldu. Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü'nden alınan ödeme kalemleri doğrultusunda ise Haziran ayında maaş ve maaş nitelikli ödemeler dışında toplam 337 milyon 932 bin 356 Türk lirası ödeme yapıldığı da ifade ediliyor ve sürmanşete doğru gelmiş olduk ön sayfada. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la ilgili bir haberle devam edeceğiz. Tatar'ın açıklaması var başlıkta. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Doğu Akdeniz'deki sahil şeridinin güvenliği için önemli dedi Cumhurbaşkanı Tatar. Elazığ'ın ardından Malatya'da yapmış olduğu konuşmada Malatya'da Türkiye Muharip Gaziler Derneği şubesini ziyaret etti Tatar ve Kıbrıs Barış Harekatı'yla adadaki Türklerin bağımsızlığa kavuştuğunu ifade etmiş oldu orada yapmış olduğu konuşmada ve Kıbrıs Barış Harekatı'nın gerçekleştiği günden beri Kıbrıs'ta barışın hakim olduğunu ve her zaman Türkiye'ye minnet duyulduğunu da ifade etmiş oldu Malatya'da yapmış olduğu konuşmada. Cumhurbaşkanı Tatar'ın açıklamasıyla devam edeceğiz. Bölgede Türkiye'mizi de ilgilendiren önemli stratejik meseleler vardır dedi Tatar. Dolayısıyla Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında bağların güçlendirilmesi, halklarımızın kaynaştırılması, gücümüze güç katarak milli ve ulusal çıkarlarımızın korunması için siyasi anlayışın geliştirilmesi gerekmektedir şeklinde bir açıklamada bulundu. Ve logo kenarına baktığımızda ise son olarak hayat pahalılığıyla ilgili haberle devam edeceğiz. 6 aylık hayat pahalılığının 8,83 olduğunu aktarıyor gazete ön sayfasında. İstatistik Kurumu'nun açıkladığı rakamlara yer veriliyor ve enflasyonun bir önceki aya göre %3,14, önceki yılın aynı ayına göre %19 arttığı ifade ediliyor. Aralıktan itibaren ise 6 aylık süreçte enflasyonun 8,83 artmış olduğu da aktarılıyor ve böylece memur maaşlarının da %8,83
artacağına yer veriliyor. Yine devam ediyoruz. Güneş gazetesinde ve koronavirüs vaka sayılarıyla ilgili güncel rakamlar. Güney Kıbrıs'ta özellikle 787 vaka, çok ciddi bir artış, 787 vaka tespit edildi ve bir kişinin de hayatını kaybettiği yönünde bir bilgi de aktarılıyor Güneş gazetesinin ön sayfasından. Ve şimdi Vatan gazetesiyle devam edeceğiz. Kıbrıs Türk basınında gelişmeleri aktarmaya. Vatan gazetesi de Başbakan Ersan Saner'in Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında yapmış olduğu açıklamalara yer verdi bugün manşet haberinde. 100 milyonluk kaynak serbest bırakıldı başlığıyla manşet haberinin aktarıldığını görüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci hibe paket programıyla yapılacak katkılar için 100 milyon Türk liralık kaynağın serbest bırakıldığını açıkladı Başbakan Saner. Güney Kıbrıs'ın son 3 gündür kırmızı ülke konumuna geçtiğini de dile getirdi Saner konuşmasında. Bu konuda iki toplumlu sağlık komitesinin çalışmalarını sürdürdüğünü de ifade etti. Buradan çıkacak kararlar ışığında uygulamaları tekrar gözden geçireceklerini de söyledi. Saner, Bakanlar Kurulu'nun rutin toplantısını gerçekleştirerek Kıbrıs Türk halkının ekonomik olarak kalkınmasına katkı koymak amacıyla ana vatan Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan mali ve iktisadi protokol çerçevesinde yapılacak ihaleler ve buna bağlı olarak hibelerle de ilgili olarak ayrıntılı görüşlerini paylaştı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yeni yapılacak ihalelerle ilgili kararlar alındığını belirtti. Tüm bu kararları detaylarıyla iç sayfadan takip edebileceksiniz sevgili izleyenler. Ve Kamusen Başkanlığı'na yeniden Metin Atan'ın seçildiği haberiyle devam edelim. Ön sayfada yer alıyor bu haber. Kamusen Başkanlığı'na Metin Atan seçildi. Yeniden Kamusen'den verilen bilgi de aktarılıyor. 3 Temmuz Cumartesi günü gerçekleştirilen 28. olan genel kurulu ardından dün ilk yönetim kurulu toplantısının yapıldığı ve görev dağılımının da gerçekleştirildiği bilgisi yer alıyor. Ve Vatan Gazetesi'nde sürmanşete doğru ilerlediğimizde Malatya sokakları Cumhurbaşkanı Tatar Malatya'ya hoş geldiniz pankartlarıyla donatıldı şeklinde bir başlık görüyoruz. Elazığ, Malatya ve İstanbul temasları kapsamında geçtiğimiz günden itibaren, cumartesi gününden itibaren Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirmişti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve bu kapsamda ziyaretlerine Malatya'da devam ediyor. Ve bu akşam adaya geri dönecek Malatya'ya hoş geldiniz pankartlarıyla Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Malatya'da yoğun bir ilgiyle karşılandığı bilgisi var. Malatya'da Tatar'ın halkın yoğun sevgisiyle karşılandığı ve Malatya sokaklarının Cumhurbaşkanı Tatar Anadolu'yu ana yurt yapan destan şehri Malatya'ya hoş geldiniz yazılı pankartlarla donatıldığının gözlemlendiği bilgisine yer veriyor gazete. Tatar'ın Malatya temasları kapsamında detaylar iç sayfada olacak. Ve logo kenarına geldiğimizde ise Lefke'de kadın üreticiler 4K COP çatısı altında birleşti bilgisi yer alıyor. Detaylarına bakalım. Lefke bölgesinde üretim yapan kadınlar Kırsal Kalkınma Kadın Kooperatifi Limited, yani 4K COP adı verilen kooperatif çatısı altında birleşti dedi Vatan Gazetesi. Yine yapılan açıklamaya göre 4 yıl önce Lefke ilçesinde faaliyet gösteren 4 kadının bir araya gelerek üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması için birlikte hareket etme gerekliliği konusunda hemfikir olmasının ardındansa aynı vizyonu paylaşan 16 kadından da kadının da desteğiyle kooperatifin kuruluşuna imza atıldığı ifade ediliyor. 4K COP adıyla bu kooperatif yürürlüğe girmiş oldu. Ve Merkez Bankası'ndan bir duyuru haberiyle devam edeceğiz. Merkez Bankası finansal kiralama, factoring ve finansman şirketleriyle tefeciliğin önlenmesine ilişkin yasada yer alan bildirim zorunluluğu hakkında bir duyuru yapmış oldu. Detaylarını iç sayfalarda bulabileceksiniz. Ve Karel'e bir el uzat etkinliğinin düzenleneceği haberi yer alıyor ön sayfada. Bir başka habere geçtik. SMA tip 1 teşhisi konulan Karel bebek için ülkede yardım seferberliğinin sürdüğü ve bu kapsamda Karel'e bir el uzat etkinliğinin düzenleneceği belirtiliyor. Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu tarafından gerçekleştirilen Nefese Dönüş Projesi'nin final gecesinin
yapıldığı bilgisi yer alıyor. Bir diğer haberle ön sayfada haberleri aktarmaya devam ediyoruz. Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu, Medi Foundation Bağımlılıklarla Mücadele Derneği ve Sanatçıyla Düşünürlerin İşbirliği'nde bağımlılıklar konusunda toplumsal farkındalığı ve duyarlılığı artırmak amacıyla geliştirilen Nefese Dönüş projesinin tamamlandığı ifade ediliyor. Ve güncel koronavirüsü vaka sayılarıyla ilgili bilgiler de her zaman olduğu gibi Vatan Gazetesi'nin ön sayfasında yer alıyor. Biz de bu bilgileri sizlerle paylaşacağız şimdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne baktığımız zaman 8140 test yapıldığı ve 72 pozitif vakaya rastlandığı ifade ediliyor. Ülkemizde son 24 saat içerisinde bu kapsamda 11.559 test yapıldı. 52'si yerel vaka olmak üzere 72 pozitif vakaya rastlandığı açıklandı. Yine Güney Kıbrıs'la devam ediyoruz. Bilançonun ağırlaştığını ifade ediyor gazete. 787 vakaya rastlanırken bir can kaybının da yaşandığı bilgisini aktarıyor son 24 saat içerisinde. Ve son olarak Türkiye'ye uzanacağız. Son 24 saatte Türkiye'de 35 kişi hayatını kaybetti. 4678 yeni vaka tespit edilmiş oldu. Ve yine detaylarını iç sayfalarda bulabileceğiniz bir ekonomiyle ilişkili bir haberle devam edeceğiz. Enflasyonun artışıyla ilgili Haziran ayında enflasyonun %3,14 arttığı ifade ediliyor bu kapsamda. Ve Detay gazetesiyle devam edeceğiz. Detay Kıbrıs gazetesi hayat pahalılığındaki yaşanan artışı bugün manşetinden paylaştı Detay gazetesi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hayat pahalılığında son 15 yılın rekorunun kırıldığına dikkat çekiyor gazete paylaşmış olduğu manşet haberinde. Enflasyon yükseldi dedi gazete. İstatistik Kurumu'nun açıkladığı rakamlar yer alıyor haberde. Enflasyonun bir önceki aya göre %3,14, önceki yılın aynı ayına göre %19,9 arttığına dikkat çekiliyor. Aralıktan itibaren ise 6 aylık süreçte enflasyonun 8,83 oranında arttığına yer veriliyor. Limon %189 zamlandı başlığıyla devam ediyoruz Detay gazetesinin manşetteki detaylarını aktarmaya. En yüksek fiyat artışını gösteren ilk 3 mal yer alıyor. Haberin detaylarında %188,59 ile yani tekabül olarak 189 olarak yer veriyor gazete. Limon olduğu bilgisi yer alıyor. Yine limonun arkasından %160,46 artışla beyaz sarma ve %159,11 artışla da marulun geldiğine yer veriyor gazete. En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk 3 malsa şu şekilde sıralandı. %83,24 ile karpuz, %79,69 ile kavun ve %44,50 ile taze börülce olarak kayıtlara geçti. En yüksek artış ve en yüksek düşüş gösteren ilk 3 mal. Devam ediyoruz ön sayfada yer alan haberleri sizlerle paylaşmaya. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Elazığ, Malatya ve İstanbul temasları kapsamında Türkiye'ye gerçekleştirmiş olduğu ziyaretlerle ilgili bir haber. Elazığ'da bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Fırat Üniversitesi'nde geçmişten günümüze Kıbrıs Türk'ünün mücadelesi konulu bir konferans verdiği ve Tatar'a Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fahrettin Göktaş tarafından Fahri Doktora ünvanı ve Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları tarafındansa Fahri Hemşerilik Berat'ı verildiği bilgisi yer alıyor Tatar'ın temasları kapsamında. Ve devam ediyoruz. Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit'in açıklaması, Tatar'a hayaller gerçeklerin yerini tutamaz şeklinde bir açıklama, Tatar'a yönelik böyle bir açıklamada bulunduğuna yer veriyor gazete. Özyiğit'in Tatar'a yönelik açıklaması, hayaller gerçeklerin yerini tutamaz dedi Özyiğit. Özyiğit'in açıklamasına bakalım, Kıbrıs'ta en gerçekçi ve makul çözüm modelinin halen federasyon olduğunun altını çizdi. Federasyon dışındaki modelleri gündeme getirmenin bölünmüşlüğü kalıcılaştırmaktan başka bir işe yaramayacağını da vurgulamış oldu Özyiğit yapmış olduğu konuşmada. Ve detaylarını iç sayfalardan
bulabileceğiniz haberlerin başlıklarını aktaracağız. Şimdi spot başlıklarla devam edeceğiz. Yeniden Doğuş Partisi resmen ikiye bölündü diyor gazete birinci spot haberinde. İkincisinde Maliye Bakanı Dursun Oğuz'un açıklaması, Haziran ayında toplam 803 milyon 349 bin 707 Türk lirası 92 kuruş ödeme yapıldığını ifade etti. Ve yine Başbakan Saner'in açıklaması, maske, mesafe ve hijyene özen gösterilmeli başlığıyla bir açıklama yaptı. Bunu da detaylarıyla iç sayfalardan bulabileceksiniz. Ve devam ediyoruz. Şimdi Hakikat Gazetesi ile Hakikat Gazetesi tahammülümüz kalmadı başlığını kullandı bugün manşet haberinde. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Türkiye kapsamında gerçekleştirdiği temaslarını bugün manşet haberinden paylaşıyor Hakikat Gazetesi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Fırat Üniversitesi'nde geçmişten günümüze Kıbrıs Türk'ünün mücadelesi konulu bir konferans verdiğine değiniyor gazete. Kıbrıs'ın tarihini anlattı Cumhurbaşkanı Tatar ve Kıbrıs Türk'ünün kimseye boyun eğmediğini ve kimsenin yönetimi altına girmediğini de vurgulamış olduğu, yapmış olduğu konferansta. Detayları ana iç sayfalarda bulabileceğiniz bir haber. Konferansla ilgili olarak detaylı bilgiye yer veriliyor. Sür manşete geçiyoruz. Hakikat Gazetesi'nde Kamu Sen Başkanlığı'na yeniden Metin Atan'ın seçildiği ile ilgili bir haber bugün Hakikat Gazetesi'nin sür manşetinde yer alıyor. Logo kenarına geçtiğimizde ise Maliye Bakanı Dursun Oğuz'un ödemelerle ilgili yapmış olduğu açıklama var. Haziran ayında toplam 803 milyon 349 bin 707 Türk lirası ödeme yapıldı dedi Maliye Bakanı Oğuz. Ve pandemi hastanesi başhekimi Doktor Erol Uçaner'in açıklaması en çok vakanın 17 ila 35 yaş arasında tespit edildiğine yönelik bir açıklama yaptı. Doktor Erol Uçaner özellikle son günlerde vaka sayılarında yaşanan artışla ilgili olarak yapmış olduğu bir açıklama gençler hafif atlatır yaklaşımının artık olmadığını söyledi. Doktor Erol Uçaner yapmış olduğu konuşmada Başbakan Ersan Saner'in Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında yapmış olduğu açıklama yer alıyor. Yine ön sayfada 100 milyon Türk liralık kaynağın serbest bırakıldığını aktardı Başbakan Saner konuşmasında. Devam ediyoruz ön sayfayı irdelemeye. Gençlik Dairesi kamplarına başvuruların başladığı ifadesi yer alıyor. Gençlik Dairesi COVID önlemleri ve PCR testi gerekliliği şartı koyarak düzenlediği Lapta ve Kantara yaz kampları için başvuruları almaya başladığını duyurdu bu kapsamda. Ve Hakikat Gazetesi'nin ön sayfasında yer alan haberleri de bu şekilde sizlerle paylaşmış olduk ve Haberatör Gazetesi'ne geçiş yaptık. Haberatör Gazetesi Çakıcı'nın açıklamasını bugün manşetinden aktardı. Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı'nın açıklaması, Adalı cinayeti korkak siyasetçiler yüzünden aydınlatılamadı dedi Çakıcı. Ve Çakıcı'nın bu ifadesinin başlığa yansıdığını görüyoruz. Kutlu Adalı cinayetine değindi Çakıcı yapmış olduğu açıklamada. Adalı'nın ölümünün üzerinden 25 yıl geçtiğine dikkat çekti Çakıcı ve Adalı cinayetinin aydınlatılamamasında TKP dışındaki tüm partilerin sorumluluğu bulunduğuna da dikkati çekmiş oldu. Detaylarını iç sayfalardan takip edebileceksiniz. Haberatör gazetesinin şimdi sür manşetine bakacağız. 5000 kişinin katıldığı festivale kim izin verdi diye soruyor gazete. Kısaca bakalım, geçtiğimiz günlerde Salamis Otel'de gerçekleşen bir festivale 5000 kişinin katıldığı bilgisine yer veriyor gazete. Pandemi tehlikesinin henüz geçmediği ve vaka sayılarının her geçen gün artmaya devam ettiği şu günlerde sosyal mesafe ve hijyen kurallarının hiçe sayılarak gerçekleştirilen festivalde kim ya da kimlerin festivale izin verdiğinin tartışma yarattığına değindi gazete. Ve sağlık çalışanlarına ölüm tehdidi başlığıyla logo kenarında yer alan son habere geldik ön sayfada. Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu'ndan yapılan bir açıklama. Kurul sağlıkta şiddete tahammül göstermeyeceklerini vurguladı ve sağlıkta şiddet ihbar hattı kurulmasını istedi yapmış olduğu açıklamada. Yine yazılı olarak yapılan açıklamaya göre cumartesi günü Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde görevi başındaki sağlık çalışanlarının öldürme tehdidine, görevlerini yapmalarını engelleyici hareketlere, kamu malına zarar verme davranışına maruz kaldıkları da kaydedildi bu kapsamda.
ve Haberatör gazetesini de bu şekilde sizlerle paylaşmış olduk ve Halkın Sesi gazetesine doğru ilerliyoruz. Halkın Sesi gazetesi de bugün manşet haberinde efendim pahalılıkta 15 yılın rekoru diyerek yükselen enflasyonla ilgili artış gösteren enflasyon oranlarıyla ilgili habere yer vermiş oldu. Bugün ön sayfasında manşet haberinde 15 yılın en yüksek enflasyonu olarak yer alıyor. Bugün Haziran ayı enflasyon oranları ülkede hayat bir yıl önceye göre %19,93 oranında pahalılaştı dedi gazete manşetten paylaştığı haberinde. Haziran ayında tüm ana mal hizmet gruplarında artış yaşandı ve Haziran ayı enflasyonunun %3,14'e yıllık enflasyonun ise %19,93'e çıktığı ifade ediliyor. Detaylar iç sayfalarda olacak. Çile yolu başlığıyla trafikle ilgili bir habere yer vereceğiz şimdi. Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu bağlantılı Taşkent Haspolat ana yoluna yönlendirilen trafikte yaşanan sıkışıklık yer alıyor. Bir fotoğrafla da bu haber desteklendi. Sürücüler için bu sıkışıklığın işkenceye dönüştüğüne yer veriyor gazete. Lefkoşa'dan Manusa'ya gitmek isteyen yüzlerce aracın uzun kuyruklar içerisinde sıkıştığına dikkat çekiyor gazete. Ve Yeşiltepe'de korkutan yangın başlığıyla devam ediyoruz. Bir diğer haber, Yeşiltepe'de çıkan yangına yer verildi ve bu yangın sonucunda bir evin alt kısmının içerisindeki eşyalar, evin garajındaki malzemeler ve 4,5 dönümlük arazideki kuru otlarla yandığı ifade ediliyor. Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili bir habere geçeceğiz. Adalı cinayetiyle ilgili Türkiye'den bilgi istendiğine değiniyor gazete. Polisin Kutlu Adalı'nın katledilmesinin 25. yıl dönümü olan 6 Temmuz öncesi bir açıklama yaptı. Ve bu açıklama kapsamında Kutlu Adalı'nın cinayet dosyasıyla ilgili gerekenlerin yapıldığı ve Türkiye'den bilgi istendiği de aktarılıyor. Vakaların özellikle Covid-19 vakalarının artış göstermesi nedeniyle başkentteki denetimlerin de artırılmasının kararlaştırıldığı ifade ediliyor Lefkoşa İlçe Emniyet Kurulu tarafından. Ve Halkın Sesi gazetesini de bu şekilde aktarmış olduk sizler için. Yeni Bakış gazetesine geçeceğiz şimdi. Biraz asgari vicdan başlığıyla bugün manşet haberini aktarıyoruz Yeni Bakış gazetesinden. Hür İş Başkan Vekili Ahmet Serdaroğlu'nun açıklaması yer alıyor. Serdaroğlu, Hür İş Federasyonu olarak Asgari Ücret Saptama Komisyonu'nun bir an önce toplanması için çağrıda bulunduklarını belirtti yapmış olduğu konuşmada ve Çalışma Bakanlığı'ndan yanıt gelmediğini söyledi. Serdaroğlu'nun açıklamasıyla devam ediyoruz haberin detaylarını paylaşmaya. Asgari ücretlinin markete girmeye korkar duruma geldiğine işaret etti Serdaroğlu. Temel ihtiyaçlarını bile almakta güçlük çektiğini söyledi vatandaşın. Yine bireysel borçlanmalarla geçimini sağlayan birçok emekçinin olduğunu bildiklerini de kaydetmiş oldu. Detaylar iç sayfalarda olacak. Sürmanşete geldiğimizde Başbakan Ersan Saner'in 100 milyon Türk liralık kaynağın serbest bırakılması yönünde yapmış olduğu açıklamalar var. Yine Yeni Bakış gazetesi logo kenarında Adalı'nın katili kim şeklinde bir soruyla gazeteci yazar Kutlu Adalı'nın ölümünün 25. yılında Adalı'yı anıyor. Adalı 6 Temmuz 1996 gecesi evinin önünde gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucunda öldürülmüştü. Ve ortaya atılan iddiaların bugün de yanıtsız kalmaya devam ettiğine dikkat çekiyor gazete. Yine Yeniden Doğuş Partisi'nde Bertan Zaraoğlu ve bazı üyelerin 2000 üyenin birlikte noter huzurunda istifa edeceklerine ilişkin bir haberle devam ediyoruz. 2000 üye ile birlikte Zaraoğlu istifa ediyor başlığıyla bu haber paylaşıldı ön sayfadan. Ve enflasyon oranındaki artış yine Yeni Bakış gazetesinin de ön sayfasına yansıdı. Haziran ayındaki enflasyon oranının %3,14 oranında arttığı ifade ediliyor. Ve Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu'nun Lefkoşa yönündeki trafik akışının yeni asfalt üzerinden iki şerit olarak verilmeye başlandığına dikkat çekiyor gazete. Bir diğer ön sayfa haberinde yoğun trafik dikkat çekti başlığıyla bu haber ön sayfaya yansıdı. İskele Boğaz Limanı'nda bakımda olan teknenin ateşe verildiği haberiyle devam edeceğiz. Tekneyi yaktılar başlığıyla bu haber ön sayfadan paylaşıldı. Detaylar iç sayfalarda olacak ve Yeşiltepe'deki yangın ve bir evde meydana gelen zarar bugün
Yeni Bakış gazetesinin de ön sayfasında yer aldı. Ve Avrupa gazetesine geçiş yaptık. Avrupa gazetesi bugün Avrupa gazetesi sanal betle ilgili bir habere bugün yer verdi ön sayfasından. Ve yeniden Doğuş Partisi'nde yaşanan parçalanmaya dikkat çekiyor Avrupa gazetesi. Milletvekili Bertan Zaroğlu'nun 2000 üyeyle birlikte bugün saat 12 sıralarında parti merkezinde noter huzurunda istifasını açıklayacağı bilgisini paylaşıyor gazete ve Kutlu Adalı'yı da anıyor gazete aynı şekilde sayfasından paylaştığı haberde. Kıbrıs gazetesine bakıyoruz şimdi. Kıbrıs gazetesi efendim rehavete kapıldık başlığıyla bugün manşet haberini paylaşmış oldu ve yeniden yükselişe geçen Covid-19 vaka sayılarına değindi manşet haberinde. Vaka sayılarının yeniden artışa geçtiğini kaydeden gazete son günlerde koronavirüsün daha bulaşıcı ve tehlikeli hali olan Delta varyantının da ülkemizde görülmesiyle endişeleri artırdığına dikkat çekti. Doktor Sibel Siber'in açıklaması var. Herkesi aşı olmaya, maske, mesafe ve hijyen kurallarına sıkı sıkıya uymaya davet etti Doktor Sibel Siber. Kalabalık mekanlarda toplulukların bir araya gelmesinin önüne geçilmesi gerektiğini de kaydetti yapmış olduğu açıklamada. Yine ön sayfada devam ediyoruz. Alternatif yolda çare olamadı başlığıyla. Lefkoşa Gazi Mausa Anayolu'nun Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu'na bağlanma çalışmaları nedeniyle yaşanan trafik sıkışıklığına değindi gazete ve bir fotoğrafla da bu haberi destekleyici nitelikte paylaştı. Sürmanşete geldiğimizde ise işçilerin sıcağın altında kavrulduğuna ilişkin bir haberle devam edeceğiz. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle, 40 derecelerde seyretmesiyle uzmanların tüm uyarılarına rağmen açık alanda çalışan işçilerin çalışma saatlerinde henüz bir iyileştirme yapılmadığına değiniyor. Gazete ve 7 Dalga'da önceki gece gerçekleşen olayla devam ediyoruz şimdi. Komşusunun av tüfeğiyle açtığı ateş sonucu ağır yaralanan Naci Tekin'in gözünden giren bir saçmanın beynine saplandığı belirtiliyor Kıbrıs gazetesi tarafından. Zanlı E.A. ise işlediği suç kapsamında dün mahkemeye çıkarıldığı komşusunu hırsız sandığı için vurmuş başlığıyla bu haberi Kıbrıs gazetesinde detaylarıyla bulabilirsiniz. Ve Başbakan Saner'in de 100 milyon Türk liralı kaynakla ilgili yapmış olduğu açıklamada yine Kıbrıs gazetesinde logo kenarında yer alıyor ve Yeni Düzen gazetesine de geçiş yapmış olduk böylelikle. Yeni Düzen gazetesi karayolları ve yeni hastane ihalesinin Ankara'da bağlanmasından sonra yeni bir iddia dedi ve bir iddia ortaya koydu. Testler de Türkiye'ye bırakılıyor dedi Yeni Düzen gazetesi atmış olduğu iddia kapsamında ortaya. Ercan Havaalanı ve diğer kontrol noktalarında yapılacak testlerin Kuzey Kıbrıs Kızılay adına Türkiye'deki özel bir işletmeye verilmek istendiğinin ortaya çıktığını ileri sürüyor Yeni Düzen gazetesi ön sayfasından paylaştığı manşet haberinde. Ve Cumhuriyetçi Türk Partisi milletvekili Sıla Usar İncirli'nin de açıklaması var. Bir an önce bu hevesten vazgeçsinler dedi milletvekili Usar yapmış olduğu açıklamada. Yine Kutlu Adalı'yı anıyoruz başlığıyla. Hayatını 25 sene önce kaybeden Kutlu Adalı'yla ilgili bir bilgi de aktarılıyor. Saat 9.30'da Kutlu Adalı'nın mezarının başında bir anma töreni gerçekleştirileceği, 11.30'da Bu Memleket Bizim Platformu'nun Polis Genel Müdürlüğü binası önünde yapacağı basın açıklaması ve yine 19'da Bu Memleket Bizim Platformu tarafından Lefkoşa Türk Belediyesi önünden Kutlu Adalı'nın evine kitlesel bir yürüyüş gerçekleştirileceği bilgisi de aktarılıyor ve yine Kutlu Adalı ile ilişkili olarak Polis Genel Müdürlüğü'nün bir açıklaması var. Türkiye'den bilgi istendi dedi polis Kutlu Adalı cinayetinin soruşturulması kapsamında ve yine Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti, Yeniden Doğuş Partisi, Ersan Saner Azanak hükümetinin yeni bir krizle karşı karşıya olduğunu ortaya koydu gazete. Demokrat Parti yeni çalışma bakanı olarak parti genel sekreteri Afet Özcafer'in ismini başbakana sundu. Eğer bu isim kabul edilmezse seçim kartını masaya koydu dedi gazete. Öne sürdüğü haber kapsamında ön sayfasında. Delta varyantı tespit edilen hastanın yaşı 30.
Girne'de ürküten artış 35 günde 392 vaka şeklinde ülkemizde son günlerde yaşanan artış tablosu ortaya konmuş olduğu Yeni Düzen gazetesinde. Yine Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser'in açıklaması, bölgede iki kişi var, kim olduklarını bilmiyoruz dedi Fırat Ataser. Velapta Belediyesi Başkanı Mustafa Aktuğ'un da belediye personeli 5, toplamda 7 vakamız var şeklinde COVID-19 vaka sayılarına ilişkin yapmış olduğu açıklamalar ve hayat pahalılığıyla ilgili bir haberle Yeni Düzen gazetesini yavaş yavaş noktalayacağız. Bir yılda %19,9 artış yaşandığına dikkat çekiyor Yeni Düzen gazetesi, enflasyon oranındaki artışlarla ilgili olarak. Ve son gazetemiz ise Diyalog gazetesi olacak bu kapsamda efendim. 7 dalgada meydana gelen şiddet olayıyla ilgili yaşanan gelişmelerle devam ediyoruz. Diyalog gazetesinin ön sayfasında yer alan manşet haberinde, sınır tartışması yüzünden komşusu Naci Tekin'e av tüfeğiyle ateş açan Emel Avcıbaşı ağır yaralanmasına neden oldu, gözünden vurdu başlığıyla bu adli haberi manşetine taşıdı Diyalog gazetesi. Biri karakola, diğeri ise yoğun bakıma alındı dedi gazete. Naci Tekin'in ise hayati tehlikesinin olduğuna değiniliyor aynı zamanda. Ve devam ediyoruz ön sayfada. Bir adli haberi sizlerle paylaşacağız. Yaşatmam seni başlığıyla bu haber paylaşıldı. Evdeki misafirlerin yanında karısına sinirlenen Abdurrahman Göçemen'in ölüm tehdidinde bulunduğunun iddia edildiğine işaret ediyor gazete. Ve yine Ataoğlu'nun Çalışma Bakanlığı'na Afet Özcafer'i önerdiği bilgisi yer alıyor. Gecikmeli atama başlığıyla bu haberin paylaşıldığını görüyoruz. Yine polisin Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili yapmış olduğu açıklama yer alıyor. Türkiye'den bilgi istendiğini aktardı Polis Genel Müdürlüğü. Ve devam ediyoruz. Larnaka Havaalanı'nda 27,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi. 2 kişi tutuklandı. Bir başka adli haber detayları iç sayfada olacak. Geçitköy Barajı'nın üstünde oturan Çamlıbel halkı 10 günden beri su alamıyor. Büyük öfke başlığıyla su sorunuyla ilgili bir haberle devam ettik. Geçitköy Barajı'nın üstünde oturan Çamlıbel bölgesi halkıyla ilgili olarak. Ve vaka sayılarına bakacağız. Güncel vaka sayıları veriliyor Diyalog gazetesinin ön sayfasında. Kuzeyde 66, güneyde ise 787 yeni vakanın tespit edildiğini aktarıyor gazete. Rumlarda bir can kaybı daha başlığıyla bu haberin yansıdığını görüyoruz. Güney Kıbrıs'ta bir kişinin bu kapsamda hayatını kaybettiğine yer verdi gazete. Ve Diyalog gazetesiyle birlikte efendim Kıbrıs Türk basınında bugün gazete manşetlerinde yer alan haberleri sizlerle paylaşmaya çalıştık. Şimdi öne çıkan haberlerle devam edeceğiz. Öne çıkan haberlere bakıyoruz şimdi. Başbakan Ersan Saner, Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci hibe programıyla yapılacak katkılardan 100 milyon Türk lirasının serbest bırakıldığını açıkladı. Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı Başbakan Ersan Saner. Koronavirüs vakalarındaki artışa da dikkat çekti konuşmasında. Seferberlik çağrısı yapan Saner, bulaşın önlenmesi adına vatandaşların maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyması, toplu etkinliklerden kaçınması gerektiğine de dikkati çekti. Ve yeni yapılacak olan ihalelerle ilgili Bakanlar Kurulu Başbakan Ersan Saner'in başkanlığında toplandı. Yaklaşık 4 saat süren toplantının ardından açıklama yapan Başbakan Saner, kurulun rutin toplantısında Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan mali ve iktisadi işbirliği protokolü çerçevesinde yapılacak ihaleler ve hibelerle ilgili görüş alışverişinde bulunulduğunu, yeni ihalelerle ilgili bir takım kararlar ürettiğini söyledi. 100 milyon Türk liralık kaynak serbest bırakılarak ülkemizde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Karayolları master planının uygulanması için yol yapım ve bakım projeleri için 15 milyon belediye ve köylerimizin altyapı yatırımlarına katkı olarak 30 milyon Türk lirası, organize sanayi bölgelerimizin altyapı ve inşaatlarına katkı olarak 9 milyon Türk lirası, eğitim ve öğrenim hizmetlerimizin geliştirilmesi projeleri için 6,5 milyon Türk lirası,
Polis teşkilatımızın güçlendirilmesi projesi için 5 milyon Türk lirası. Doğu Akdeniz Üniversitesi ve Lefke Avrupa Üniversitemizin yatırım giderlerine kaynak teşkil etmek üzere 6 milyon Türk lirası. Proje destekli tarımsal kısmi hibe programı için 3 milyon Türk lirası. Sanayici ve küçük esnaf sanatkarlarımıza yönelik proje destekli kısmi hibe için 3 milyon Türk lirası. Turizm projelerine kısmi hibe programı için 3 milyon Türk lirası ve Girne Öğretmen Evi tamir ve bakım için 3 milyon Türk lirası olmak için 100 milyon Türk liralık kaynağı serbest bırakmış bulunmaktayız. Başbakan Ersan Saner geçen hafta açıklanan 90 milyon Türk liralık hibe programının dağıtımı hakkında da bilgi aktardı. Sanayicilerimize kalite belgesi, fuar ve pazarlama ve navlun için 3 milyon Türk lirası. Turizmden salgın desteği olarak 95 küçük otelimize, 55 restoranımıza ve 162 acentemize 15 milyon Türk lirası. Zor durumdaki yaklaşık 4 milyon vatandaşımıza, yani sosyal yardım alan vatandaşlarımıza 6 milyon Türk lirası. Bunun yanında 6949 çiftçi, arıcı, balıkçı kardeşimize 10 milyon Türk lirası. Elektrik bağlantısı altyapısı için de gerçek ve tüzel kişilere, yaklaşık 3000 kişiye 5 milyon Türk lirası kaynak aktarılmış bulunmaktadır. Aktarılacak bu kaynaklardan yararlanmak için herhangi bir müracaata gerek olmadığını belirten Başbakan, işletme sahiplerinin bilgilerinin ilgili bakanlıklarda bulunduğunu ve hesaplarına aktarılacağını söyledi. Başbakan Ersan Saner, 8700 küçük esnaf ve sanayiciye verilecek hibe için Başbakanlığa bağlı Yatırım Geliştirme Ajansı'nın sayfasından gerekli formların doldurularak online başvuru yapılabileceğini söyledi. Başbakan Saner, Girne Amerikan Üniversitesi'nden alınan hastane için gelecek hafta ihaleye çıkılacağını da belirterek, Bayındırlık Bulaştırma Bakanlığı'nın önümüzdeki hafta ihaleye çıkması için hazırlıkların tamamlanması yönünde talimat verdiğini söyledi. Başbakan Ersan Saner, tüm dünyada olduğu gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de COVID-19 vakalarında artış yaşandığına işaret ederek vatandaşlara çağrıda bulundu. Saner, koronavirüs pandemisiyle mücadelede seferberlik çağrısı yaptı. Virüs yok olmamak için mutasyona uğramaya ve farklı varyantlarla bulaşım etkisini artırarak sıkıntı vermeye devam etmektedir. Biz ülkemizde şu ana kadar 220 bin kişiyi tek doz olarak aşılamış durumdayız ve buradaki esas hedefimiz Temmuz ayının sonuna kadar 18 yaş üstü olan tüm vatandaşlarımızı da aşılamaktır. Aşılama hastalığın seyir düzeyini, ağırlığını ve öldürme oranlarını aşağıya çekmesine rağmen hastalığın bulaşmasının devam etmesini, zorunlu karantina uygulamalarını ve sosyal hayatımızı, ekonomimizi de normalleşme sürecimizi direkt sıkıntıya sokmaktadır. Dolayısıyla bu konuda çok hassas davranmamız gerektiğini düşünüyorum. Aşılamanın bizlere bir avantaj sağlanmasına rağmen az önce saydığım sosyal hayatımızı etkilemiş olması, normalleşme sürecimizi sıkıntıya sokacak olması, yeniden kısıtlamalar ve kapanmalarla yüzleşmek istemiyorsak eğer, maske, mesafe ve hijyen kurallarına her zaman uymamız gerektiğini, toplu aktivitelerden ve yakın temaslardan da mutlak surette kaçınmamız gerektiğini de özellikle ifade etmek istiyorum. Güney Kıbrıs'ın son günlerde kırmızı ülke konumuna geçtiğini belirten Başbakan, iki kesimli sağlık komitesinin konu üzerinde çalıştığını, çıkacak kararlar ışığında uygulamaların gözden geçirileceğini söyledi. Buradan çıkacak karar. Ne alakası var? Bizler tekrardan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Elazığ'da geçmişten günümüze Kıbrıs Türk'ünün mücadelesi konulu konferansta konuştu. Cumhurbaşkanı, Kıbrıs Türk tarafının tüm iyi niyetine rağmen Kıbrıs Rum tarafının gerginlik yaratıcı söylem ve eylemlerden kaçınmadığını belirterek 53 yıl daha müzakere masalarında esir alınmaya tahammülümüz yoktur ifadelerine
kullandı. Kıbrıs'ta bir anlaşma olacaksa iki devletin egemenlik haklarına dayalı işbirliğiyle olması gerektiğine vurgu yapan Cumhurbaşkanı, "Çözüm önerimizden vazgeçecek veya geri adım atacak değiliz. Federasyon önerimizden federasyon gerçekleşmesi mümkün olmayan bir hayaldir. Egemen eşit iki devletin varlığına dayalı çözüm önerimiz ise tek gerçekçi yoldur." şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Fırat Üniversitesi'nde geçmişten günümüze Kıbrıs Türk'ünün mücadelesi konulu konferans verdi. Tatar konferansta 1571 yılında Kıbrıs'ın fethedilmesinden başlayarak günümüze kadar gelen süreçte yaşananları anlattı. Rum tarafının ucu açık müzakerelerle Kıbrıs Türk tarafını ve dünyayı aldatmasına ve 53 yıl daha müzakere masalarında esir alınmaya tahammüllerinin kalmadığını vurgulayan Tatar, federal temele dayalı bir anlaşmanın mümkün olmayacağının anlaşılması sonrasında Türkiye tarafından da desteklenen egemen iki eşit devletin varlığına dayalı çözüm önerisini gündeme getirdiklerini anlattı. Mücadele hep devam eder. Mücadele hiç bitmez. İnşallah gün gelir bu egemenlik temelinde bir anlaşma, bir çözüm bulunabilir. O zaman herkes biraz rahat edebilir. Bundan hem Türkler, hem Rumlar, hem Türkiye, hem Yunanistan bölgesel istikrar için huzur bulabilir. Bundan herkes kazançlı çıkabilir. Ama şu andaki mücadele gerçekten yine kritik bir aşamadadır. Çünkü sürekli olarak baskılar vardır. Bu baskılar dediğim çerçevededir. Esas itibariyle oynanan büyük bir oyun vardır. Rum tarafıyla diyalog yolunu açık tutarken sürekli iyi niyetli uyarılarda da bulunduklarını, ancak Rum tarafının buna karşılık provokatif tutumunu sürdürerek gerginlik yaratıcı söylem ve eylemlerden kaçınmadığını, Avrupa Birliği üyeliğini de kullanarak tehdit ve şantaj politikası uyguladığını anlatan Tatar, AB'nin de buna seyirci kaldığını söyledi. Bu 20 Temmuz'da bundan 3 hafta sonra 1974'ün 47. yıl dönümü kutlayacağız. O gün de bildiğiniz gibi Kurban Bayramımızın ilk günüdür. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan büyük bir heyetle Kıbrıs'a gelecektir. Büyük bir tören olacaktır. Çünkü iki bayramı aynı anda kutlayacağız. Allah rast getirdi. Öyle oluyor. 33 senede bir. Dolayısıyla 1974'ten 47 yıl sonra Kıbrıs'ta barış devam etmektedir. Çeşitli müzakere süreçleri, çeşitli toplantılar, gitmeler, gelmeler, Sayın Rauf Denktaş'ın uzun yıllar verdiği mücadele, hep bunları biliyoruz. Ama netice itibariyle bizim kavgamız, bizim mücadelemiz egemenlik mücadelesidir. Cenevre'de gerçekleşen 5+BM gayri resmi toplantısı öncesi ve sonrasında da Rum zihniyetiyle hakimiyetçi tutumunun değişmediğinin bir kez daha görüldüğünü belirten Cumhurbaşkanı, Rum liderliği bu toplantı öncesinde Türkiye'nin garantörlüğü kalkmadan, Türk askeri çekilmeden, Maraş iade edilmeden çözüm olmaz dayatmasında bulunurken bu tutumunu toplantı sonrasında da sürdürmüştür. Rum tarafının bu tutumu hala devam etmektedir dedi. Kıbrıs Cumhuriyeti Avrupa Birliği içerisindedir. Dolayısıyla onun ortadan kalkması mümkün değildir. O bakımdan ben kendi muhaliflerime de hep söylüyorum. Siz Kıbrıs'ta işte iki eşit kanadın oluşturacağı federasyondan bahsedersiniz ama bunu siz söylüyorsunuz. Karşı tarafın aklında ve düşüncelerinde iki eşit kanat yok. Kıbrıs Cumhuriyeti esas devlet, Avrupa Birliği üyesi ve bizlerin oraya yama olması. Bu bizi maceraya götürür, tehlikeye götürür, yok oluşa götürür. Böyle bir şeyi kabul etmemiz söz konusu değildir. Onun için bu mücadele sonuna kadar devam etmemiz gerekmektedir. Şeklinde içeride de bizim kendi insanlarımıza, muhalifimize anlattıklarımız vardır. O bakımdan benim Cumhurbaşkanı seçilmemden sonra bu iki devletlik ve dolayısıyla iki eşit egemen bağımsız devletin yan yana ve işbirliği içerisinde o şekilde bir anlayışın kabul edilmesiyle Kıbrıs'ta bir anlaşma olursa o zaman tamam. Ama aksi takdirde bizi tehlikeye götürebilecek çok tehlikeli bir süreçle karşı karşıya kalabiliriz. Konferansın ardından Cumhurbaşkanı Tatar'a Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fahrettin Göktaş tarafından Fahri Doktora unvanı ve Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları tarafındansa Fahri Hemşerilik Beraatı verildi.
Türkiye basınıyla devam ediyoruz. Gelişmeleri aktarmaya ve Milliyet gazetesiyle başlayacağız. Şimdi sıra bizde başlığını kullanmış bugün Milliyet gazetesi manşet haberinde. Nesiller boyu eşitlik formuna taahhütte bulunan dünyanın ilk medya kuruluşu olduğundan bahsediliyor Milliyet gazetesinin. Hedeflerinin ise güçlü kadınlar ve güçlü kız çocukları olduğuna değiniyor. Gazete geçtik akşam gazetesine efendim. Dünyayı FETÖ'ye dar ettik. Bu açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ait. Başkan Erdoğan'ın açıklaması veriliyor. FETÖ'nün Orta Asya sorumlusunu yurt dışından getirdik dedi Başkan Erdoğan. Ve Türkiye gazetesine baktık. Aşı olmayana sert tedbir gelebilir mi sorusunu sordu. Türkiye gazetesi tartışmalı öneriler başlığını attı bu manşet haberi için. Aşısını yaptırmayana sinema, konser, toplu ulaşım, banka ve kamu hizmeti yasağının tartışıldığı ifade ediliyor manşet haberinde aktarılan bilgilere göre. Ve Vatan gazetesine geçmiş olduk. Tarım ihracatı arttı başlığını kullandı Vatan gazetesi bugün manşet haberinde. 2021'in ilk 5 ayında tarım, gıda ve içecek sektörü 8,6 milyar dolar ihracat, 7 milyar dolar ithalat gerçekleştirdi dedi gazete. Dış ticaret dengesi önceki yılın aynı dönemine göre %32,1 arttır şeklinde bir bilgiyle manşet haberini paylaşmış oldu. Sözcü gazetesine geçiyoruz. Enflasyona değindi bugün Sözcü gazetesi manşet haberinde. Yıllık enflasyon %17,53 diyorlar ama gıdada yangın var dedi gazete. İşte gerçek zamlar şeklinde bir tablo içerisinde yaşanan artışlara değindi ve bu da maaş zammı diyerek %8,45 oranı şeklinde bir bilgi paylaşmış oldu. Detaylar iç sayfalarda olacak enflasyonla ilgili. Yeni Şafak gazetesine geçmiş olduk. Baykal'a ikinci hançer dostlar için başlığını kullandı bugün Yeni Şafak gazetesi. 2010 yılında kaset kumpasıyla CHP Genel Başkanlığından indirilen Deniz Baykal'ın bu kez kendisine yakın isimlerle birlikte partiden tasfiyesi için düğmeye basıldığına işaret ediyor Yeni Şafak gazetesi. Sık sık dostlarımızla birlikte iktidar olacağız diyen Kılıçdaroğlu'nun bu dostluğa engel gördüğü Baykal'ı ve diğer ulusalcıları gözden çıkardığına değiniyor Yeni Şafak. Detaylar iç sayfalarda olacak. Ve Hürriyet gazetesine baktığımızda aşısızlara yasak olsun başlığıyla manşet haberin paylaşıldığını görüyoruz. Hükümete yapılan bir öneri yer alıyor. Maçlar, sinemalar ve konserlerin aşısızlara yasak olmasıyla ilgili bu önerinin tartışıldığına da yer veriliyor. Hükümetin gündeminde olduğuna yer veriliyor ve Sabah gazetesine geçmiş olduk. Suyumuzu korumak, vatanı korumaktır bu açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ait manşet haberde. Suyun gücü milletle buluşuyor. Toplu açılış töreninde konuştu Başkan Erdoğan. Su alanında dev yatırımlarımızla destan yazdık dedi Erdoğan yapmış olduğu konuşmada. Ve Cumhuriyet gazetesine geçtik. Son gazetemiz Cumhuriyet gazetesi. Bal gibi ihale başlığıyla bugün manşet haberini paylaştı Cumhuriyet gazetesi. MEB'in görme engelli öğrenciler için video hizmeti alım işi arıcılık hayvancılık şirketine verilmiş üst başlığıyla bu haberin yansıdığını görüyoruz. Ve Türkiye basınını da bu şekilde tamamlamış olduk efendim. Şimdi Kıbrıs Rum basınıyla gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz sizlere. Ve Kıbrıs Rum gazetelerinde bugün ilk gazetemiz Haravgi gazetesi olacak. Haravgi gazetesi bugün manşetten aktardığı haberinde sessiz siyah bir manzara, hasarı ölçüyorlar ve sorumlulukları aranıyor başlığını kullanarak Güney Kıbrıs'ta Limasol bölgesinde çıkan yangında 3134 hektarlık alanın yandığını, 347 yanmış bina ve 2366 hektar ormanlık alanın yandığını aktarıyor gazete. Haberin detaylarında 2482 hektarlık tarım arazisinin yok olduğu, asırlık ağaçlar, zeytin ve harup ağaçlarının kaybedildiği, iki uçak alma kararının uygulanmadığı, işe alma çığlıklarının duyulmadığı ve Rum lider Nikos Anastasiadis ise 21 Temmuz 2020'de Orman Dairesi'ne personel istihdam edilmesi çağrısında bulunan mektubunsa kale alınmadığı belirtiliyor. Alisya gazetesiyle devam ediyoruz Kıbrıs Rum basınından gelişmeleri sizlerle paylaşmaya.
Alifya gazetesi Dağlık Larnaka bölgesinin tüm köyleri tehlike altındaydı. Mahera Ormanı da tehdit altında başlığını kullandığı manşet haberinde Güney Kıbrıs'ta Limasol bölgesinde çıkan yangının ertesi günü zararların ölçüldüğüne ve yaraların sarılmaya başlandığına değiniyor. Gazete ön sayfadan aktardığı bir başka haberinde ise Limasol bölgesinde çıkan yangının Kıbrıs Türk basınında da manşetlerde yer aldığına değiniyor. Gazete yangın haberinin Halkın Sesi gazetesinde büyük trajedi ve Yeni Düzen gazetesinde ise yurdumuz alev alev başlıklarıyla yer aldığını aktarıyor ve Filelefteros gazetesine geçmiş oldu. Gazete bugün manşetten aktardığı haberinde kıyameti yaşayan köylerde korku başlığını kullandı ve Limasol'la Larnaka bölgelerinde toplam 80 evin zarara uğramasına neden olan büyük yangından geriye kalan kül olmuş orman görüntülerine yer verdi. Gazete 4 kişinin hayatını kaybettiği büyük yangında yaşanan yıkımın maliyetinin hesaplanamayacak derecede yüksek olduğunu yazdı. Toplam 9 köyde 80 evin yangından büyük zarar gördüğünü de aktardı ve haber yeşil siyah oldu spotuyla verildi. Ve bir diğer ön sayfa haberinde ise Rum lideri Anastasiadis'in tezlerini Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Speyer'a hatırlattığını yazdı gazete. Dün gerçekleştirilen Anastasiadis-Speyer görüşmesinde Rum liderin bilindik tezlerini tekrarlamakla birlikte Türklerin kapalı Maraş'la ilgili gelişimlerinden duyduğu endişeleri de ifade ettiği belirtiliyor Anastasiadis'in. Bu arada Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın da yaptığı yeni açıklamada vakıflara ait olan Kapalı Maraş'ın iadesinin söz konusu olmadığını ifade ettiğine dikkat çekiliyor. Ve son gazetemiz ise Politis gazetesi olacak Kıbrıs Rum basını kapsamında. Gazete bugün manşetten paylaştığı haberinde her şey yolunda gitti ancak yine yandık başlığını kullandı ve yetkililerin yangına müdahale etmekte geç kaldıkları ve anlaşmazlık yaşandığı yönündeki tüm suçlamaları reddederek yangına anında müdahale ettiklerini Rum Başkanlık Sarayı'na bildirdiklerini aktarıyor. Gazete yarın gerçekleştirilecek Bakanlar Kurulu toplantısındaysa yangından zarar gören kişilere nasıl doğrudan yardım yapılabileceğine dair bir takım kararların alınacağını yazarak meclise ait 3 komitenin yangının çıkmasına neden olan neyin yanlış gittiğini ortaya çıkarmaya çalıştıklarını da aktarıyor. Ve Politis gazetesiyle birlikte efendim Kıbrıs Rum basınında yer alan gelişmeleri de gazete manşetlerini de sizlerle paylaşmaya çalıştık. Az sonra haberlerle dün yaşanan gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Tüm spor branşlarında yaşanan gelişmeler, gündem yaratan konular konuklarla birlikte Sportif'te değerlendiriliyor. Ahmet Ogan'ın hazırlayıp sunduğu sportif programı BRT ekranlarında. Görüş Farkı BRT 1'de. Pembe Paşaoğlu'larının hazırlayıp sunduğu, konuklarla birlikte birçok konunun masaya yatırılacağı Görüş Farkı her çarşamba saat... Özellikle dün yaşanan gelişmelerin öne çıktığı haberlerle devam ediyoruz. Sabah habere Başbakan Ersan Saner, Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci hibe programıyla yapılacak katkılardan 100 milyon Türk lirasının serbest bırakıldığını açıkladı. Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Saner, koronavirüs vakalarındaki artışa da dikkatleri çekti. Seferberlik çağrısı yapan Başbakan, bulaşın önlenmesi adına vatandaşların maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyması ve toplu etkinliklerden de kaçınması gerektiğine vurgu yaptı. Yeni yapılacak olan ihalelerle ilgili Bakanlar Kurulu Başbakan Ersan Saner'in başkanlığında toplandı.
Yaklaşık 4 saat süren toplantının ardından açıklama yapan Başbakan Saner, kurulun rutin toplantısında Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan Mali ve İktisadi İşbirliği Protokolü çerçevesinde yapılacak ihaleler ve hibelerle ilgili görüş alışverişinde bulunulduğunu, yeni ihalelerle ilgili bir takım kararlar ürettiğini söyledi. 100 milyon Türk liralık kaynak serbest bırakılarak ülkemizde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Karayolları Master Planı'nın uygulanması için yol yapım ve bakım projeleri için 15 milyon belediye ve köylerimizin altyapı yatırımlarına katkı olarak 30 milyon Türk lirası organize sanayi bölgelerimizin altyapı ve inşaatlarına katkı olarak 9 milyon Türk lirası eğitim ve öğrenim hizmetlerimizin geliştirilmesi projeleri için 6,5 milyon Türk lirası, polis teşkilatımızın güçlendirilmesi projesi için 5 milyon Türk lirası, Doğu Akdeniz Üniversitesi ve Lefke Avrupa Üniversitemizin yatırım giderlerine kaynak teşkil etmek üzere 6 milyon Türk lirası, proje destekli tarımsal kısmi hibe programı için 3 milyon Türk lirası, sanayici ve küçük esnaf sanatkarlarımıza yönelik proje destekli kısmi hibe için 3 milyon Türk lirası, turizm projelerine kısmi hibe programı için 3 milyon Türk lirası ve Girne Öğretmen Evi tamir ve bakım için 3 milyon Türk lirası olmak için 100 milyon Türk liralık kaynağı serbest bırakmış bulunmaktayız. Başbakan Ersan Saner geçen hafta açıklanan 90 milyon Türk liralık hibe programının dağıtımı hakkında da bilgi aktardı. Sanayicilerimize kalite belgesi, fuar ve pazarlama ve navlun için 3 milyon Türk lirası. Turizmden salgın desteği olarak 95 küçük otelimize, 55 restoranımıza ve 162 acentemize 15 milyon Türk lirası. Zor durumdaki yaklaşık 4 milyon vatandaşımıza yani sosyal yardım alan vatandaşlarımıza 6 milyon Türk lirası. Bunun yanında 6.949 çiftçi, arıcı, balıkçı kardeşimize 10 milyon Türk lirası. Elektrik bağlantısı altyapısı için de gerçek ve tüzel kişilere yaklaşık 3000 kişiye 5 milyon Türk lirası kaynak aktarılmış bulunmaktadır. Aktarılacak bu kaynaklardan yararlanmak için herhangi bir müracaata gerek olmadığını belirten Başbakan, işletme sahiplerinin bilgilerinin ilgili bakanlıklarda bulunduğunu ve hesaplarına aktarılacağını söyledi. Başbakan Ersan Saner, 8700 küçük esnaf ve sanayiciye verilecek hibe için Başbakanlığa bağlı Yatırım Geliştirme Ajansı'nın sayfasından gerekli formların doldurularak online başvuru yapılabileceğini söyledi. Başbakan Saner, Girne Amerikan Üniversitesi'nden alınan hastane için gelecek hafta ihaleye çıkılacağını da belirterek, Bayındırlık Ulaştırma Bakanlığı'nın önümüzdeki hafta ihaleye çıkması için hazırlıkların tamamlanması yönünde talimat verdiğini söyledi. Başbakan Ersan Saner, tüm dünyada olduğu gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de COVID-19 vakalarında artış yaşandığına işaret ederek vatandaşlara çağrıda bulundu. Saner, koronavirüs pandemisiyle mücadelede seferberlik çağrısı yaptı. Virüs yok olmamak için mutasyona uğramaya ve farklı varyantlarla bulaşım etkisini artırarak sıkıntı vermeye devam etmektedir. Biz ülkemizde şu ana kadar 220 bin kişiyi tek doz olarak aşılamış durumdayız ve buradaki esas hedefimiz Temmuz ayının sonuna kadar 18 yaş üstü olan tüm vatandaşlarımızı da aşılamaktır. Aşılama hastalığın seyir düzeyini, ağırlığını ve öldürme oranlarını aşağıya çekmesine rağmen hastalığın bulaşmasının devam etmesini, zorunlu karantina uygulamalarını ve sosyal hayatımızı, ekonomimizi de normalleşme sürecimizi direkt sıkıntıya sokmaktadır. Dolayısıyla bu konuda çok hassas davranmamız gerektiğini düşünüyorum. Aşılamanın bizlere bir avantaj sağlanmasına rağmen az önce saydığım sosyal hayatımızı etkilemiş olması, normalleşme sürecimizi sıkıntıya sokacak olması, yeniden kısıtlamalar ve kapanmalarla yüzleşmek istemiyorsak eğer, maske, mesafe ve hijyen kurallarına her zaman uymamız gerektiğini, toplu aktivitelerden ve yakın temaslardan da mutlak surette kaçınmamız gerektiğini de özellikle ifade etmek istiyorum.
Güney Kıbrıs'ın son günlerde kırmızı ülke konumuna geçtiğini belirten Başbakan, iki kesimli sağlık komitesinin konu üzerinde çalıştığını, çıkacak kararlar ışığında uygulamaların gözden geçirileceğini söyledi. Buradan çıkacak kararlar ışığında bizler tekrardan... Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Elazığ'da geçmişten günümüze Kıbrıs Türk'ünün mücadelesi konulu konferansta konuştu. Cumhurbaşkanı Kıbrıs Türk tarafının tüm iyi niyetine rağmen Kıbrıs Rum tarafının gerginlik yaratıcı söylem ve eylemlerden kaçınmadığını belirterek 53 yıl daha müzakere masalarında esir alınmaya tahammülümüz yoktur ifadelerini kullandı. Kıbrıs'ta bir anlaşma olacaksa iki devletin egemenlik haklarına dayalı işbirliğiyle olması gerektiğine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, çözüm önerimizden vazgeçecek veya geri adım atacak değiliz. Federasyon gerçekleşmesi mümkün olmayan bir hayaldir. Egemen eşit iki devletin varlığına dayalı çözüm önerimiz ise tek gerçekçi yoldur şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Fırat Üniversitesi'nde geçmişten günümüze Kıbrıs Türk'ünün mücadelesi konulu konferans verdi. Tatar konferansta 1571 yılında Kıbrıs'ın fethedilmesinden başlayarak günümüze kadar gelen süreçte yaşananları anlattı. Rum tarafının ucu açık müzakerelerle Kıbrıs Türk tarafını ve dünyayı aldatmasına ve 53 yıl daha müzakere masalarında esir alınmaya tahammüllerinin kalmadığını vurgulayan Tatar, federal temele dayalı bir anlaşmanın mümkün olmayacağının anlaşılması sonrasında, Türkiye tarafından da desteklenen egemen iki eşit devletin varlığına dayalı çözüm önerisini gündeme getirdiklerini anlattı. Mücadele hep devam eder. Mücadele hiç bitmez. İnşallah gün gelir bu egemenlik temelinde bir anlaşma, bir çözüm bulunabilir. O zaman herkes biraz rahat edebilir. Bundan hem Türkler, hem Rumlar, hem Türkiye, hem Yunanistan bölgesel istikrar için huzur bulabilir. Bundan herkes kazançlı çıkabilir. Ama şu andaki mücadele gerçekten yine kritik bir aşamadadır. Çünkü sürekli olarak baskılar vardır. Bu baskılar dediğim çerçevededir. Esas itibariyle oynanan büyük bir oyun vardır. Rum tarafıyla diyalog yolunu açık tutarken sürekli iyi niyetli uyarılarda da bulunduklarını, ancak Rum tarafının buna karşılık provokatif tutumunu sürdürerek gerginlik yaratıcı söylem ve eylemlerden kaçınmadığını, Avrupa Birliği üyeliğini de kullanarak tehdit ve şantaj politikası uyguladığını anlatan Tatar, AB'nin de buna seyirci kaldığını söyledi. Bu 20 Temmuz'da bundan 3 hafta sonra 1974'ün 47. yıl dönümünü kutlayacağız. O gün de bildiğiniz gibi Kurban Bayramımızın ilk günüdür. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan büyük bir heyetle Kıbrıs'a gelecektir. Büyük bir tören olacaktır. Çünkü iki bayramı aynı anda kutlayacağız. Allah rast getirdi. Öyle oluyor. 33 senede bir. Dolayısıyla 1974'ten 47 yıl sonra Kıbrıs'ta barış devam etmektedir. Çeşitli müzakere süreçleri, çeşitli toplantılar, gitmeler, gelmeler, Sayın Rauf Denktaş'ın uzun yıllar verdiği mücadele, hep bunları biliyoruz. Ama netice itibariyle bizim kavgamız, bizim mücadelemiz egemenlik mücadelesidir. Cenevre'de gerçekleşen 5+BM gayri resmi toplantısı öncesi ve sonrasında da Rum zihniyetiyle hakimiyetçi tutumunun değişmediğinin bir kez daha görüldüğünü belirten Cumhurbaşkanı, Rum liderliği bu toplantı öncesinde Türkiye'nin garantörlüğü kalkmadan, Türk askeri çekilmeden, Maraş iade edilmeden çözüm olmaz dayatmasında bulunurken bu tutumunu toplantı sonrasında da sürdürmüştür. Rum tarafının bu tutumu hala devam etmektedir dedi. Kıbrıs Cumhuriyeti Avrupa Birliği içerisindedir. Dolayısıyla onun ortadan kalkması mümkün değildir. O bakımdan ben kendi muhaliflerime de hep söylüyorum. Siz Kıbrıs'ta işte iki eşit kanadın oluşturacağı federasyondan bahsedersiniz ama bunu siz söylüyorsunuz. Karşı tarafın aklında ve düşüncelerinde iki eşit kanat yok. Kıbrıs Cumhuriyeti esas devlet, Avrupa Birliği üyesi ve bizlerin oraya yama olması. Bu bizi maceraya götürür, tehlikeye götürür, yok oluşa götürür. Böyle bir şeyi kabul etmemiz söz konusu değildir. Onun için bu mücadele sonuna kadar devam etmemiz gerekmektedir şeklinde içeride de bizim kendi insanlarımıza, muhalifimize anlattıklarımız vardır. O bakımdan benim Cumhurbaşkanı seçilmemden sonra bu iki devletlik ve dolayısıyla iki eşit egemen bağımsız devletin yan yana ve işbirliği içerisinde o şekilde bir anlayışın kabul edilmesiyle Kıbrıs'ta bir anlaşma olursa o zaman tamam. Ama aksi takdirde bizi tehlikeye götürebilecek çok tehlikeli bir süreçle karşı karşıya kalabiliriz. Konferansın ardından Cumhurbaşkanı Tatar'a Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fahrettin Göktaş tarafından Fahri Doktora unvanı ve Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları tarafındansa Fahri Hemşerilik Beraatı verildi.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Elazığ'daki temaslarının ardından Malatya'ya geçti. Türkiye Muharip Gaziler Derneği şubesini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti şu anda Doğu Akdeniz'de hem kendi hem de Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sahil şeridinin güvenliği için önemlidir diye konuştu. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Elazığ'ın ardından Malatya'ya gitti. Malatya'da Türkiye Muharip Gaziler Derneği şubesini ziyaret eden Tatar, Kıbrıs Barış Harekatı ile adadaki Türklerin bağımsızlığa kavuştuğunu, o günden beri de Kıbrıs'ta barışın hakim olduğunu, bu noktada her zaman Türkiye'ye minnet duyduklarını kaydetti. Kıbrıs gazilerinin her zaman kendilerinin gönlünde taht kurduğunu vurgulayan Tatar şöyle konuştu. Ve Doğu Akdeniz'i hepiniz izliyorsunuz. Enerji kaynakları, stratejik, mavi vatan, gerek denizlerde gerek hava sahasında, Suez Kanalı'nın o kadar önemli olduğu bir bölgede çeşitli Türkiye'mizle ilgilendiren fevkalade önemli stratejik meseleler vardır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığının, özgürlüğünün ve hürriyet içerisinde yaşamasının bir simgesidir devletimiz. Dolayısıyla her zaman da ifade ettiğimiz gibi Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin arasındaki bağların güçlendirilmesi, halklarımızın daha da kaynaşması, dayanışma içerisinde gücümüze güç katarak milli ve ulusal çıkarlarımızın korunması için bu şekilde siyasi bir anlayışı geliştirmesi gerekmektedir. 20 Temmuz'un 47. yıl dönümünde Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kalabalık bir heyette Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geleceğini de anımsatan Tatar, Barış ve Özgürlük Bayramı ile Kurban Bayramı'nın birlikte kutlanacağı tarih için hazırlıklar yapıldığını belirtti. Kıbrıs mücadelesi devam etmektedir. Geçmişe baktığımızda yıllarca Kıbrıs Türk halkı oralarda Türkiye oraya gidemeden kahramanlık yapmış, direnmiş, çok şehitler vermiş, çok acılar çekmiş, çok göçmen olmuş ama netice itibariyle varoluşunu sürdürebilmiş. Haliyle 1974 sabahında sizlerin de kimisi paraşütle, kimisi çıkartma plajından, kimisi başka yollarla adaya intikal ettirilmesi ve dolayısıyla barış harekatıyla adaya barış götürülmesi suretiyle Doğu Akdeniz'deki şu andaki esas itibariyle siyasi dengenin kurulmasına da büyük hizmet ettiniz. Yoksa orası şimdiye kadar öyle görülüyor ki bir Yunan adası olacaktı. Rumların tamamıyla hakimiyetine geçecekti. Dolayısıyla 74 barış harekatıyla o önlenmiştir, o engellenmiştir ve Kıbrıs'ın iki eşit halkının bir tanesi olan Türk halkı da kendi devletini kurabilmiştir. Kendi bağımsız devletiyle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile şu anda Doğu Akdeniz'de biz hem bizim kendi güvenliğimiz hem de Türkiye'nin 2000 kilometre sahil şeridi olan Doğu Akdeniz'de Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliği için önemlidir. Tabii ki bizim de varlığımız bize Türkiye'nin olan desteğidir. Bize Türkiye'nin olan silahlı kuvvetleriyle garantörlüğüdür. Bizim Türkiye ile olan ilişkilerimizin pekişmesi ve varlığıdır. Dolayısıyla bu duygularla hepinizi selamlıyorum. Derneğe ziyaretinin ardından gazetecilere konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Barış Harekatı'nın üzerinden geçen 47 yılda çok önemli gelişmelerin yaşandığını söyledi. Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte oluşturduğumuz siyaset şu anda Kıbrıs'ta iki ayrı egemen bağımsız devlettir. Federasyon defteri kapanmıştır. Federasyon defteri çünkü orada tek egemenin Rumların hakimiyetinde. Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin dışında durdurması, Avrupa Birliği içerisinde Yunanistan, Kıbrıs'ın yönetimi Rumlar ve oradaki Türkleri zaman içerisinde erozyona ve asimile etmek suretiyle orada bir bakıma Büyük Yunanistan hayalleri, Doğu Akdeniz'deki bir takım oynanan tezgahlarla dolayısıyla biz Türkiye Cumhuriyeti'yle beraber hareket etmek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yaşatmak, Kıbrıs Türk Devleti'nin oradaki ayrı egemenliğiyle her zaman Türkiye ile ilişkilerimizi sürdürmesi ve dolayısıyla Kıbrıs'taki Türklerin garantörlük ve güvenlik bakımından orada rahat edebilmesi için, huzurlu olabilmesi için Türkiye ile münasebetlerimizi bu anlayışla geliştirilmesi lazım. Şimdi onu yapıyoruz. Benim Cumhurbaşkanı seçimimden sonra bildiğiniz gibi siyasette bir farklılık olmuştur. Federasyon görüşmüyoruz demişizdir. Bundan sonra iki ayrı bağımsız devlet görüşürüz demişizdir. Bunlar kasımda da tamamıyla Türkiye Cumhuriyeti vardır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu konuda bana tamamıyla destek vermiştir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmasında bazı sıkıntılar olduğunu dile getiren Tatar, evet tanınmada sıkıntı vardır ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 1974'ten 47 yıl sonra 100'den fazla ülkeyle ticaret yapıyor. 100'den fazla ülkeden öğrenci Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üniversitelerinde eğitim görüyor. Her ülkeyle öyle veya böyle ticaret ilişkileri vardır, bütün dünyayla temas içerisindeyiz dedi. Cumhurbaşkanı Tatar, Malatya ziyareti kapsamında kayısı üreticileriyle de bir araya geldi. Malatya Valisi Aydın Baruş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'la kayısı bahçesini ziyaret eden Cumhurbaşkanı, kayısı hasadı yapan üreticilerle görüştü.
Sayın seyirciler, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs'taki özel temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spear, 21 Temmuz'da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne bilgi vermek üzere New York'a gidişi öncesinde liderlerle görüşüyor. Elizabeth Spear, Türkiye'de bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la adaya dönüşünde bir araya gelecek. Dünse Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis'le bir araya geldi. BM Genel Sekreterinin Kıbrıs'taki özel temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spear, BM Güvenlik Konseyi'ne bilgi vermek üzere New York'a gidişi öncesinde temaslarda bulunuyor. Hafta içinde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la bir araya gelecek olan Elizabeth Spear, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis'le görüştü. Türk Ajansı Kıbrıs'ın haberine göre BM'den yapılan açıklamada, Spear'ın halen resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la da adaya dönüşünde hafta içinde görüşeceği bildirildi. Anastasiadis'le öğle saatlerinde gerçekleşen görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yapan Spear, BM yetkilileriyle Kıbrıs sorununu görüşmek üzere Washington ve New York'a gideceğini belirterek, BM barış gücünde kontenjanı bulunan devletlere briefing vereceğini, Güvenlik Konseyi daimi üyesi ülkelerle de temas edeceğini kaydetti. Şimdi de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Güney Kıbrıs ve Türkiye'deki güncel COVID-19 rakamlarıyla devam ediyoruz. Sağlık Bakanlığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 11.559 test yapıldığını, 52'si yerel, 66 pozitif vakaya rastlandığını, 28 kişinin ise taburcu edildiğini açıkladı. Açıklamada vakaların 16'sı Lefkoşa, 20'si Girne, 13'ü Gazi Mausa ve 3'ü de Güzelyurt bölgesinden olduğu belirtiliyor. Güney Kıbrıs'ta ise vaka sayıları hızla yükseliyor. Son 24 saatte 43.678 test yapılan Güney Kıbrıs'ta 787 yeni vaka daha tespit edildi. Bir kişi ise hayatını kaybetti. Ve son olarak Türkiye'de ise son 24 saatte 35 kişi hayatını kaybetti. 219.737 test yapıldı ve 4.678 yeni vaka tespit edilmiş oldu. Devam ediyoruz sevgili izleyenler. Haziran ayı hayat pahalılığı oranı %3,14 olarak açıklandı. Açıklamaya göre en yüksek artış %8 ile lokanta ve oteller ana grubunda gerçekleşti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İstatistik Kurumu Haziran ayı tüketici fiyat endeksi sonuçlarını açıkladı. Buna göre Haziran ayında enflasyon %3,14 oranında arttı. İstatistik Kurumu Haziran ayında TÜFE'nin bir önceki aya göre %3,14 oranında, bir önceki yılın Aralık ayına göre %8,83 ve bir önceki yılın aynı ayına göre ise %19,93 artış görüldüğünü duyurdu. Ana harcama grupları itibarıyla bir önceki aya göre en yüksek artış %8 ile lokanta ve oteller ana grubunda gerçekleşti. En fazla fiyat düşüşü gösteren ilk 3 malsa %83,24 oranıyla karpuz, %79,69 oranıyla kavun ve %44,50 oranıyla taze börülce oldu. Maliye Bakanlığı'nın cari ve muhtelif ödemeleri rutin seyrinde devam ediyor. Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Haziran ayında toplam 803.349.707 Türk Lirası ödeme yapıldığını açıkladı. Maliye Bakanlığı'nın cari ve muhtelif ödemeleri kapsamında Haziran ayında 803.349.707 Türk Lirası ödeme yapıldı. Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Haziran ayında yapılan toplam 803.349.707 Türk Lirası ödemenin 465.417.351 Türk Lirası 54 kuruşun maaş ve maaş nitelikli, geri kalan 337.932.356 Türk Lirası 38 kuruşunsa borç ve piyasaya yapılan ödemeler olduğunu açıkladı. Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bakanlığın cari ve muhtelif ödemelerinin rutin seyrinde devam ettiği belirtildi. Sayın seyirciler, Polis Genel Müdürlüğü gazeteci yazar Kutlu Adalı'nın silahlı saldırı sonucu öldürülmesiyle ilgili devam eden sürece ilişkin açıklamada bulundu. Cinayet dosyasının yeniden soruşturma ve araştırma kapsamına alındığı ifade edilen Polis Genel Müdürlüğü açıklamasında Türkiye'den bilgi talep edildiği de vurgulandı.
Polis Genel Müdürlüğü Kutladalı cinayetine ilişkin soruşturmayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Polis basın subaylarından yapılan açıklamada son günlerde 1996 yılında uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen gazeteci yazar Kutladalı'nın ölümüyle ilgili farklı kesimlerin kendi görüşleri doğrultusunda yazılı, görsel ve sosyal medya üzerinden yönlendirici haberler yaptığı vurgulanarak, geçmişte gündeme gelen benzer konular yeniymiş gibi gösterilerek halk üzerinde algı oluşturulmaya çalışıldığı belirtildi. Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi. Merhum Kutladalı'nın öldürülmesi sonrasında iddia edilen her bilgi ve beyan sonrası mütemadiyen yapılan soruşturma ve araştırmalarda tüm gayretlere karşın suç faillerini tespit etmek mümkün olmamıştır. Bu nedenle de dosya meydana çıkarılamadı olarak tasnif edilmiş bulunmaktaydı. Son olarak ülke dışından yapıldığı bilinen bir sosyal paylaşım sitesinde konuyla ilgili bazı açıklamalar içeren paylaşımlar yer almıştır. Bahse konu bu paylaşım ve gelişmeler çerçevesinde Polis Genel Müdürlüğü tarafından cinayet dosyası yeniden soruşturma ve araştırma kapsamına alınmıştır. Bu maksatta Türkiye Cumhuriyeti makamlarından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti arasında 25-12-1987 tarihinde imzalanan suçluların geri verilmesi, mahkeme ilhamlarının karşılıklı tenfizi ve adli yardımlaşma yasası uyarınca ilgili birimden gerekli bilgi talebinde bulunulmuştur. Cinayet dosyası ile ilgili Polis Genel Müdürlüğü'nce gerekenler hassasiyetle yapılmaya devam edilmekte olup, araştırma ve incelemeler olay aydınlatılıncaya kadar elde edilecek yeni bilgiler çerçevesinde sürdürülecektir, kamuoyuna saygıyla duyurulur. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmi Ecan Altay, ulaşımda tüm engelleri kaldırmak için çalıştıklarına vurgu yaptı. Bakan Can Altay, engelli vatandaşlarımızın daha rahat yaşamaları için bakanlık olarak elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz dedi. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmi Ecan Altay, Serhatköy Avcılık Atıcılık ve Gazi Mausa Avcılık Atıcılık Birlikleri İşbirliği'nde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Avcılık Federasyonu gözetiminde Gazi Mausa Limanı'nda düzenlenen 5. Ortopedik Engelliler Oltayla Balık Avlama Yarışması ödül törenine katıldı. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Can Altay ödül töreninde yaptığı konuşmada ortopedik engelli vatandaşlara gerek ulaşım gerekse sosyal yaşantılarında her türlü desteği vermeye hazır olduğunu söyledi. Ortopedik engelli vatandaşlarımızın herhangi bir engele takılmadan istedikleri yere ulaşmaları hususunda bakanlığımız üzerine düşen her görevi yapmaya hazırdır diyen Can Altay, mecliste bekleyen yasa tasarılarının yürürlüğe girmesi ve engellilerin daha kaliteli bir hayat sürebilmeleri için engelli dernekleriyle işbirliği içinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Engelli vatandaşlarımızın daha rahat yaşamaları için bakanlık olarak elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz diyen Can Altay, engelli bireylerin hobilerini geliştirmeleri için onlardan gelecek her türlü projeye bakanlık olarak destek vereceklerini, aynı zamanda engelliler için adanın dört bir yanında balık tutma yerlerinin tespit edilip gereken düzenlemenin yapılacağını da kaydetti. Bakan Can Altay bu konuya hassasiyetle eğileceğini ve bakanlığın her zaman ortopedik engelli vatandaşların önündeki tüm engelleri kaldırmak için elinden gelen her şeyi yapacağını ifade etti. Bakan Can Altay konuşmasının ardından yarışmada dereceye giren Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit'e ödülünü takdim etti. Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit Kıbrıs konusunda bir takım değerlendirmelerde bulundu. Özyiğit Kıbrıs'ta en gerçekçi ve makul çözüm modelinin halen federasyon olduğunu, federasyon dışındaki modelleri gündeme getirmenin ise bölünmüşlüğü kalıcılaştırmaktan başka bir işe yaramayacağını savundu. Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit yazılı açıklama yaparak, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Ersin Tatar'ın seçilmesiyle Kıbrıs Türk'ü adada federasyon filan istemediğini onayladı. Ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Allah nasip etti federasyon defterini kapatmış bulunmaktayız sözlerini değerlendirdi. Özyiğit birilerinin hedefi ve hayalleri başka olabilir ancak işin gerçeği Kıbrıs Türk halkının çoğunluğunun hedefi halen çok nettir. O da iki bölgeli iki toplumlu siyasi eşitliğe dayalı federasyondur. Unutulmasın ki hayaller gerçeklerin yerini tutamaz iddiasında bulundu.
Cemal Özyiğit Kıbrıs'ta hangi çözüm modeli olacağına, Kıbrıs'ın geleceğe hangi yönde ilerleyeceğine ancak ve ancak Kıbrıslıların karar vereceğine, herkesin de buna saygı göstermesi gerektiğini söyledi. Kıbrıs'ta en gerçekçi ve makul çözüm modelinin halen federasyon olduğunu, federasyon dışındaki modelleri gündeme getirmenin bölünmüşlüğü kalıcılaştırmaktan başka bir işe yaramayacağını savunan TDP Genel Başkanı Özyiğit, dolayısıyla yapılması gerekenin mümkün olan ve dünyanın kabul ettiği BM parametreleri temelinde çözümü zorlamak olduğunu söyledi. Sorunu bir türlü çözemedi veya çözmek istemedi. Görevini kötüye kullandı. Sevgili izleyenler, Türkiye her alandaki imkanlarını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile paylaşmaya devam ediyor. Bu çerçevede ülkeye helikopter, yangın helikopterlerinin konuşlandırılmasının ardından mobil yangın gözetleme kamerası ve güneş panelleri de devreye alındı. Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda Türkiye tüm imkanlarını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile paylaşmaya devam ediyor. Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yeniden yeşil adaya dönüşmesi için orman alanlarının geliştirilerek korunması amacıyla son 10 yılda 10 milyon adetten fazla fidan desteği yaptığı belirtilen açıklamada, bu çerçevede Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne teknik imkanda sağladığı anımsatıldı. Açıklamada Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ormancılığın geliştirilmesi, olası yangınlara erken ve etkin müdahale için Orman Dairesi'nin araç parkını her yıl güçlendirdiği de ifade edildi. Açıklamada bu kapsamda Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü tarafından orman yangınlarına karşı kullanılmak üzere Orman Dairesi'ne hibe edilen ve 21 Nisan'da Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri tarafından Tarım ve Doğa Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu'na teslim edilen 5 adet mobil yangın gözetleme kamerası ile 2 adet mobil güneş paneli Orman Dairesi tarafından belirlenen orman alanlarına yerleştirildi denildi. Mobil yangın gözetleme kameralarının 3 kilometre içerisindeki piknik ateşini algılayabilme özelliğine sahip olduğu belirtilen açıklamada, algılanan ateşin ise internet üzerinden ilgili yerlere uyarı olarak ulaştırdığı belirtildi. Açıklamada teslim edilen yangın gözetleme kamerası ve güneş panellerinin kurulmasının ardından Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü'nün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde görevlendirdiği yangın helikopteri de 23 Haziran'da Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu tarafından teslim alınarak hizmete başladı denildi. Yangın helikopterinin teknik özelliklerine de yer verilen açıklamada, yangın helikopterinin ilk görevini 26 Haziran'da Serhatköy-Gayretköy arasında çıkan yangına müdahale ederek başarılı bir şekilde tamamladığı anımsatıldı. Yeşiltepe'de çıkan yangında iki katlı bir ev hasar gördü sayın seyirciler. Yangında birçok eşya, malzeme ve kuru otlar yandı. Yangının çıkış sebebi ise henüz bilinmiyor. Yeşiltepe'de 20 Temmuz Caddesi üzerinde iki kattan oluşan Valeri Voronov'a ait evde yangın çıktı. Saat 15.30 sıralarında çıkan yangında ikametgahın alt kısmı ve içerisindeki eşyalar, evin garaj kısmı içerisinde bulunan izolasyon malzemeleri, tahta ve odunlarla yaklaşık 4,5 dönümlük arazi içerisindeki kuru otlar yandı. Yangın polis, itfaiye ve orman dairesi ekipleri tarafından söndürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması sürerken yangının çıkış sebebi henüz bilinmiyor. Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde görevi başındaki sağlık çalışanlarının şiddete maruz kaldığı kaydedildi. Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği sağlıkta şiddete tahammül gösteremeyeceklerini vurguladı. Sağlıkta şiddet ihbar hattı kurulmasını talep etti. Thank you.
Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu'ndan yapılan yazılı açıklamada, cumartesi günü Lefkoşa Doktor Burhan Nabentoğlu Devlet Hastanesi'nde görevi başındaki sağlık çalışanlarının öldürme tehdidine, görevlerini yapmalarını engelleyici hakaretlere, kamu malına zarar verme davranışına maruz kaldığı kaydedildi. Bu ve benzeri şiddet olaylarının daha önce de yaşandığı ifade edilen açıklamada, sağlık çalışanları olarak işimizi yaparken güvenliğimizin sağlanmadığı gerçeğiyle karşı karşıyayız ifadelerine yer verildi. Kamu hastanelerindeki yataklı ve ayaktan sağlık merkezi hizmeti veren servislerin güvenlik görevlisinden yoksun çalışması, sağlıkta şiddet olaylarına zemin hazırlayıcı olduğu ortadadır denilen açıklamada, sağlıkta şiddet ihbar hattı kurulması istendi. Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, sağlıkta şiddete tahammül göstermeyeceklerini vurguladı ve acilen gerekli önlemlerin alınması gerektiğini kaydetti. Sabah haberi şimdi bölge bağlantısıyla devam ediyoruz. Bugün İskele'deyiz sayın seyirciler. BRT İskele muhabiri Aydan Aslan bugün Mehmetçik bölgesinden üzüm üreticisi Halil Hepşen'i konuk ediyor. Aydan Aslan bugün konuğuyla bu yılki buz üzüm hasadının başlamasını konuşacak. Aydan Aslan ve konuğuna günaydın diyelim ve sözü onlara bırakalım o zaman. Evet, günaydın Sonay Yorbay. İyi yayınlar size de İskele'den herkese. Senin de belirttiğin gibi bugün Mehmetçikli üzüm üreticisi Halil Hepşen'le birlikteyiz. Bu yılki üzümdeki hasatı konuşacağız, sorunlarını konuşacağız ve üzümü nasıl değerlendirdiğini soracağım. Ben öncelikle hoş geldiniz. Ben teşekkür ederim bizlere böyle bir fırsatı verdiğiniz için. Mehmetçik bölgesinde uzun yıllardan beri biliyorsunuz ülkenin üzüm üretimiyle ilgili olarak marka yapmış bir kentten bahsediyoruz. Hemen hemen herkesin hayatının bir parçası üzüm üreticiliği. Gerçi son yıllarda bayağı bir rekoltede ve üzüm bağlarındaki sayıda düşüş olmasına rağmen yine de Mehmetçik insanın kendine has inatçılığı nedeniyle tüm zorluklara rağmen üzüm üreticiliğine devam ediyoruz. Düşüşün nedenini de sorayım ben hemen. Düşüşten önce yükseliş dönemini konuşup düşüşe gelmek bana göre daha açıklayıcı olacak. 1974 yılından sonra, tabii bunun 70'lerin başında Baf bölgesinden kaçak olarak getirilen üzüm fidanları, Sultaniye ve siyah üzüm fidanları Mehmetçik bölgesinde dikilmeye başlamıştı. 74'ün hemen arkasından devletin o döneme göre çok muazzam bir politikasıyla paketleme tesisleri, şarap işleme, arkasından şarap işleme tesisleri bölgeye kurulmuş ve üretici üzüm konusunda ciddi derecede cesaretlendirilmiş bulunmaktaydı. O dönemde en son abat kararları gelmeden önce, ambargolar gelmeden önce sezonda günlük bir kargo uçağı dolusu, bu da aşağı yukarı yılda 80 bin ton sofralık üzüm olarak geçiliyor, geçildiği kayıtlarda biliyoruz. Bir üzüm, sofralık üzüm ihracatı vardı. Hemen hemen herkesin en ucra köşedeki tarlaları bile üzüm bağlarıyla dikilmişti. Ama dediğim gibi bütün mesele 1993'te gelen abat kararları, ihracat olayının tıkanması, kapanması ve alternatif ihracat rotalarının yaratılmaması nedeniyle üretici de ciddi bir motivasyonsuzlukla itti. Tabii bir takım üreticiler yine dediğim gibi Mehmetçikli insanların o kendine has inatçı özelliğiyle sökmek yerine bir şekilde yaşatmayı, alternatif kendince alternatif yolları yaratmayı tercih etti. EMA'ya Harp Festival olarak 1960'larda başlayan festival bu üzüm üretici, üzüm faaliyetlerinin artmasıyla Üzüm Festivali ismini aldı. Orada ciddi iç turizme, iç piyasaya yönelik ciddi faaliyetlerle üretilen ürünlerin orada satışı sağlanarak bu şekilde bu şekil üzerinden ayakta kalmaya çalışıldı. Alternatif olarak sofralık üzüm üretimi tamamen hemen hemen yok olmasına rağmen bunun üzerinden daha fazla üreticiye daha fazla katma değer sağlayacak olan işlenerek, üzümün işlenerek piyasaya çıkarılması aslında konusunda. Her ürün işlendikten sonra daha kıymetli, daha değerli oluyor. Özellikle üzüm oldukça bereketli bir ürün diyebiliriz. Yaprağından ayrı, zivanyasından ayrı, şarabından ayrı birçok yan ürünü var. Bunları da sayarsak.
dediğim gibi yani sofralık üzüm ihracatı kapanınca ister istemez işleme yoluna gidildi. Öncelikle eskiden asma yaprağı kesinlikle satışı yapılmayan bir olaydı. Asma yaprağının satışı başladı. Özellikle Sultaniye üzümün asma yaprağı ciddi derecede bu konuda değerlendirildi. Siyah bağlarda salamuraya yönelme oldu. Oradan da salamura yaprağı olarak çıkarılıp kış aylarında satışı için bir işleme konuldu. Onun arkasından dediğim gibi üzüm ezildi, suyu çıkarıldı, sucuk yapıldı. Üzüm festivali ile birlikte bu sucukların satışı söz konusu oldu. Arkasından o çıkan posa belli bir fermentasyondan geçtikten sonra Zivaniya'ya olarak çalışıldı. Zivaniya çıkarıldı. Herkes kendince Zivaniya'sını şişeleyip veya toptan satmaya çalıştı. Ve bir şekilde bu çark yani tamamen bitmedi ama bir şekilde bugünlere kadar döndü, dönerek gelebildi. Bu sene festival de yapılmıyor pandemiden dolayı büyük ihtimalle herhalde. Son iki yıldır yani 10 günlük Mehmetçiğin ve bu ülkenin marka festivallerinden olan üzüm festivali yapılmıyor. Bu yılda maalesef belediye yönetimi pandemi kuralları çerçevesinde yapmayacak ama onun yerine belediye tarafından ilan edilen Mehmetçik Çitasulu Market'te 3 günlük üzüm üreticilerinin ortaya ürünlerini ortaya koyup sergileyeceği 3 günlük farklı bir alternatif bir etkinlik yapılacak. Onu da zaten Mehmetçik Belediyesi gerekli duyurularını yapacak. Tabii bu üreticiye ne kadar ürününe çare olabilir onu da bilemiyoruz ama pandemi koşullarını yaşadığımız için en küçük olanakları bile üretici olarak değerlendirmeyi. Sizi de olumsuz etkiledi herhalde pandemi. Pandemi esas olarak biliyorsunuz üretici kesimleri etkiledi. Özellikle tarım kısmını bayağı bir etkiledi ama bu da ben kendi adıma söyleyeyim bir üretici olarak bu pandemi bana hayatımın dersini öğretti diyebilirim. Aslında ülkeye de öğretmiş olması lazımdı. Yaşadığımız ekonomik düzende, ekonomik faaliyetler alanında bu pandeminin gelmesiyle esasında üretimimizin ne kadar olduğuyla ilgili kendimizin olduğunu öğrendik. Yani bir anda uçaklar durdu, gemiler durdu. Çok ciddi bir belirsizlik oldu ve ilk etapta kendi ürettiğimizle baş başa kaldık. Ve o zaman da anladık ki çok da bir şey üretmiyormuşuz ülke olarak. Onun sıkıntısını yaşadık. O tabii o konular bir şekilde çözüldü. Üretici bu sefer yine kendi başına terk edildi. Ne yapacağını bilmedi. Desteklerden tamamen, devlet tarafındaki desteklerden tamamen mahrum bırakıldı. Faaliyetteydik. Faaliyette değildik aslında ama faaliyette açık olduğumuz için faaliyette göründük. Devlet desteklerinden çok yani hemen hemen hiç faydalanmadık. Normal desteklerin dışında pandemi desteği almadık. Ama ürettiğimizi de devlet tarafından bir planlama olmadığı için herkesin ürettiği ürün de dalında kaldı. Planlamasız üretimden dolayı. Yani biliyorsun bugün karpuz tarlada kaldı. Zebzecinin zebzesi tarlada kaldı. Çünkü üzüm, turizm yok. Evet ama üzümün tek avantajı herhalde dediğin gibi yan ürünlerinin fazla olması. Şarabından, zivaniyasından, köftelerinden, üzüm sucuğuna. Sizin avantajınız herhalde bu olsa gerek. Diğer ürünlere göre bir basamak önündeyiz ama o da turizm olmadığı için. Özellikle bizim üzüm ve sucuk satışımız, zivaniye ve köfte satışımızın temeli İngiltere'den gelen Kıbrıslı Türklerdir. Bizim piyasamız odur. Maalesef biliyorsunuz 2 yıldır böyle bir şey pandemiden dolayı böyle bir ziyaret de çok olmadığından dolayı ciddi derecede o noktada sıkıntı yaşıyoruz ama işte buzlukta muhafaza ediyoruz. Daha farklı şekillerde tüketmeye çalışıyoruz. Yani satmaya çalışıyoruz. İnsanları tüketim yolunda teşvik etmeye çalışıyoruz. Yani ölmüş değiliz ama çok da böyle beklediğimiz bir durumda değiliz. Peki üzümdeki hasatı konuşalım. Bu yıl üründe verim nasıldır? Herhangi bir sorun yaşadınız mı verim alırken? Piyasadadır herhalde şu an ürünlerde yavaş yavaş çıkmaya başladı. Bu yıl aslında havalardan gelen bir sıkıntıdan dolayı üzüm rekoltesinde ciddi bir düşüş var. Yani rekoltede düşüşün olmasına da üretici insan sevinir mi? Pandemiden dolayı ilk defa bu yıl dedik tamam olsun da böyle olsun. En azından önümüzü görürüz. Ama dediğim gibi iklim değişikliği üzüm bağlarını ciddi derecede etkilemekte. Susuzluk çok ciddi derecede üzüm rekoltesinde sıkıntı yaratmakta ki Mehmetçik bölgesinde 1980'li yıllarda o anlattığım o hit dönemlerde, üzüm üreticinin hit olduğu dönemlerde yaklaşık
40 kilometrelik bir sulama alanı, bağların dikildiği alana 40 kilometrelik bir sulama hattı vardı, havuz vardı. Oradan bu faaliyetleri yürüten KASKOP dediğimiz bağcılık ve sulama kooperatifi vardı. Ve tarlalarda herkes tarlasının başında suyunu alıp bağını sulayabiliyordu. O sıkıntıyı çözebiliyordu. Susuzluğun gelmesiyle, yani su kuraklığının gelmesiyle birlikte sulama işi kapandı. Motivasyon kırıklığıyla birlikte insanlar da zaten bağlarının çoğunu sökmeye çalıştı. Sulama yapmıyoruz şu anda. Yani sulama yapan yeni yeni başlayan akıllı sulama sistemiyle kurulan bir 40 dönüme yakın bir bağ var. Onun dışında şu anda diğer bağların tümünde sulama yok. Yağmur suyuyla oluyor. Bu yıl yağmurlarda biraz kıtlık olduğu için havaların ara dönemde üzümü uyandıracak derecede sıcaklığının artması, arkasından baştan soğuk havanın gelmesiyle birlikte ağaçların uyanmasında bir şaşırma oldu. Ondan dolayı da istenilen verimde açılamadı. Açılırken kuruma yaşadı. Tekrardan yan dallardan açılmaya çalıştı. Ondan dolayı da birçok meyve dalını kaybettik ve ciddi derecede sıkıntımız var. Son dönemde 3-4 gönüllü üretici olarak Tarım Bakanlığı'nın, Enstitü'nün çalıştığı yeni bir fidan çeşidini getirip diktik. O Yalova incisi dediğimiz fidan çeşidi. Onun ciddi derecede bir erkenciliği var sofralık üzüm konusunda. Yaklaşık 10 gün öncesinden biz bunu piyasaya bu yıl itibariyle çıkarmış bulunuyoruz. Bu üretici için çok ciddi bir gelir kaynağı olur. Çünkü daha piyasada üzüm yokken erken zamanda üzüm çıkarmak haliyle fiyatını değerinin üzerinde satmayla gerçekleştirmemizi sağlıyor. Onun üzerine şu anda tek tük Sultaniye üzümünde, yani marketlerde Mehmetçikli üretici tarafından deneme amaçlı kesildiğini görüyoruz. Tadı nasıl peki? Ekşi değildir diye düşünüyorum. Bu yeni fide, yani yeni ürün, Yalova incisinden bahsettiğimizde onu da biz deneme yanılmayla üreticiyi, yani aldık diktik bunları. Gerekli çok bilgiye, yani kitaplardan ve ziraat mühendislerinin bize verdiği bilgilere dayanarak yapmaya çalışsak da bir üretici onu kendi üreterek kendi üretim ve yöntemini keşfeder. Bu tüm üretici için aynıdır. Tek her üretici için aynıdır. Budamasında sorun yaşadık. Nasıl budarız? Çünkü Türkiye'den gelen bir cins burada ne kadar o şeyi yaşasa da devlet enstitüsünde kendi toprağınıza geldiğinde belli başlı sıkıntılarla yaşayabiliyoruz. Toprak sıkıntısı yaşadık. Arkasından biz akıllı sulama sistemiyle bu sofralık üzümü suladığımız için suda ciddi derecede sıkıntı yaşadık. Halen daha yaşıyoruz. Bizim yeraltı sularımız, kuyu sularımız bu üzümün beslenmesi için gerekli mineral ve elementlere sahip değil. Onun takviye edilmesi lazım. Kireç oranı ve tuzluluk oranı bu fidana göre biraz fazla. Onun yumuşatılması lazım. Ha bununla da ilgili belediye ile bir çalışmamız var. Tekrardan şu anda o mevcut olan sulama hattını yeniden hayata geçirmekle ilgili bir projemiz var. Bunun için de bugün KASKOP'un tüzük kurultayı var. Onu yenileyeceğiz. Bizim gibi yeni genç üreticiler babadan kalmış üyeliklerimizi bugün değişecek olan tüzükle bize devredecekler. Biz kooperatifi tekrardan canlandırmaya çalışıyoruz. KASKOP dediğinizin açılımını yaparsanız şimdi ekran başındakiler bilmeyebilir onlar için. Öncelikle özür dilerim. Mehmetçik Bağcılık ve Sulama Birliği Kooperatifi. Yani biz bunu kısaltarak KASKOP diyoruz. Bunun iki faaliyeti vardı. Bu ihracatlık üzümü, 80'lerdeki ihracatlık üzümü paketleme evinde üreticiden toplayıp paketleyip kasalayıp ambalajlayıp kargo uçağıyla İngiltere piyasasına veriyorlardı. Bunun yanında da sulama faaliyeti de yanına konulmuştu. Üreticiye tarlasının başında sulama hatları çekilmişti devlet desteğiyle. Sulama için su imkanı sağlıyordu havuz başından. Yani bu faaliyetleri yürüten bir kooperatifti. Tabii dediğim gibi yani ABAD kararlarının ortaya gelmesi ve bu faaliyetlerin ihracatın özellikle durmasıyla diğer tüm faaliyetler de zaman içinde yok oldu. Tabii belli o dönemin 80'lerin bu işleriyle ilgilenen insanların bugün pek çoğu maalesef hayatta değil. Ve böyle kadük kalan bir kooperatif haline geldi. Şu anda ülkenin ekonomik şartlarına göz önünde bulunduracak olursanız istihdamda çıkan sıkıntılardan dolayı gençlerin üretime dönük bir yönelim oldu. Yani doğrudur, devlette iş bulamıyoruz. Özel sektörde bulduğumuz işin kazancı bizi pek fazla tatmin etmiyor ama bizim de kendi doğal sermayemiz olan
bağlarımız, arazilerimiz var. Biz bunları değerlendirelim dedik. Buradan para kazanmaya yolunu tercih ettik. Hem üretime katkı koymak hem ailemizi geçindirecek bir ekonomik faaliyet sağlayabilir miyiz diye. Son derece de önemli aslında seni gibi gençlerin üretime dahil olması. Çünkü şimdi evet geçmiş dönemde yapanlar fazlalıktaydı ama yeni nesil giderek üretimden kopuyor. Aslında en büyük sorunlarımızdan biri de bu. Gençler dediğin gibi devlet memuru olmak istiyorlar. Kamuda istihdam edilmek istiyorlar. Yani herkesin tercihi, çünkü yani birbirimizi kandırmakta gerek yok. Bugün kamuda istihdamı sağlandığınız anda insanların, yani bir de toplumsal bir böyle bir bakış açısı, çok sakat bir bakış açısı oluştu ve gençlerin üzerinde de bu bir baskı var. Eğer bir genç kamuda bir iş, bir istihdam sağlayamıyorsa toplum ona daha farklı bir gözle bakıyor. Ya bu yeteneksizdir, ya bunun işte hayat garantisi yoktur. Yani çok ciddi derecede sıkıntılı, yani bir toplumsal, bir sosyolojik olarak bir sıkıntı yaşıyoruz Kıbrıs Türk toplumu olarak. Ama kim ne derse desin, ya bugün her genç kamuda istihdam olacak diye dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey söz konusu değil. Zaten sağlıklı ekonomilerde, daha sağlıklı yapısını oluşturmuş devlette de kamuda istihdam çok tercih edilebilir bir durum değil. Üretmek, ekonomik faaliyetleri geliştirmek, kendi işini kurmak, kendi işinde gelişmek, ihracata açılmak çok daha ekonomik kazançları olan, çok daha hem ülkeye hem aile ekonomisine ciddi derecede katkılar, getiriler getiren bir olay ve faaliyet. Biz bunu tercih ettik. Bu yönde ilerliyoruz. Pandemi döneminde de ne kadar önemli olduğunu üretmenin anlamış olduk aslında. Aynen öyle, senin de tam temas ettiğin gibi pandemi de geldiğinde aslında ne kadar bu üretimin önemli olduğunu, çünkü ürettiğimiz kadar vardık. Yani bir maske bile üretemiyorduk. Gördünüz, yani yıllarca okul öğretmenleri seferberlikle maske üretmeye çalıştı. Yani bir nevi duvara çarptık ve kendimize geldik. İnşallah bu pandemi bize çok şeyler öğretir. Biz Mehmetçikli üzüm üretici olarak bundan kendimize çıkan dersi aldık. Kooperatifin canlanması gerektiğini birlikte karar verdik. Yerel yönetimle, belediye başkanıyla bu konuda ciddi derecede istişareler yaptık. Çünkü bu faaliyetleri belediye bir nevi kendi üzerine almıştı kooperatif kadük kalınca. Onlar, belediye başkanının da bu konuda çok ciddi derecede bir memnuniyeti var. O da ciddi derecede teşvik etmeye çalışıyor. Üzerine düşen görevi her zaman için yapacağından bahsediyor. Onun için ona da buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Ve şu anda neredeyse pandeminin çıkarttığı dersten dolayı sıfırdan tekrardan bu kooperatif üzerinden bu üretimi çoğaltmayı, gençleri daha da teşvik etmeyi, üreticinin sorunlarını kooperatif çatısı altında finansmanlara uğraşarak çözmeyi ve Mehmetçik'te 1980'lerin ortalarında olduğu gibi gün yıllık 80 bin ton üzüm, bu ister sofralık olsun ister işlemeye hazır üzüm olacak şekilde çıkarabilmenin altyapısına biz sahibiz. O bilgi birikimine atalarımızdan dolayı doğal olarak sahip olduk. Ve bu konuda çalışmalarımızı yürütmek konusunda da bir inatçılığımız da olacak. İnşallah. Mehmetçik deyince zaten üzüm bir inatçılığı iki ön plana çıkıyor. Son olarak neler söylemek istersiniz? Son olarak benim bir üzüm üreticisi olarak yetkililere seslenmek istiyorum. Yani bizim gibi gençler bu konuda faaliyete girmek isteyen, bu konuda kendini geliştirip ülke ekonomisine hem kendi aile ekonomisine katkıda bulunmak isteyen gençlerin günübirlik politikalarla değil tamamen devlet politikalarıyla desteklenmesi gerekiyor. Yani bugün bir esnaf ve zanaatkarlar odası bir pazarlama kooperatifi kurup üzüm zivaniyasını pazarlamak için canla başla çalışırken devletin de bu konuda gerekli finansman desteğinin özel bir pozitif bir ayrımcılıkla bu konulara vermesi gerektiğine inanıyorum. Çünkü bizde maalesef biliyorsunuz her iki yılda bir bakan değişiyor. Her değişen bakanla bürokratlar, müsteşarlar, müdürler değişiyor. Ben en az bugüne kadar derdimi 3 farklı müsteşara anlattığımı bilirim. 7 farklı müdüre anlattığımı bilirim. Sağ olsun bizim de bölge olarak bir avantajımız var. Genelde tarım bakanları bu bölgeden çıktığı için o konuda sıkıntı yaşamıyoruz. Bölgeli bakanlarımız olduğu için onlara gittiğimizde işte sayın bakanım böyle böyle zaten biliyoruz diyorlar. Böyle işte ne yapabiliriz bir bakalım, ama yani bunun bir devlet politikası haline gelmesi, bir üretici açısından bir bellek oluşması çok önemli. Mesela bugün biz sulama hatlarımızı yenileyeceğiz. Türkiye'den su geliyor ama bu belediyelere şebeke suyu için geliyor. Tarım için daha söz konusu değil, ama biz tarım yapmak istiyoruz. Fazla da su var, denize akıyor. Biz bu suyu, şebeke için gelen suyu da bir şekilde çalışıp
üretimimize çoğaltmak için kullanmak istiyoruz. Bir sürü bürokratik engeller olur i̇nşallah muydu? Bu sorunlarda en kısa çözeceğiz. İnşallah. Çok teşekkür ederiz. Mehmetçikli üzüm üreticisi Halil Hepşen bizlerle birlikteydi. Üzümdeki bu yıl hasatı aktardı. BAF'tan üzümün nasıl getirildiğini ve nasıl pazarladıklarını ifade etti. Eski canlı günlerine, üzüm üreticilerin eski canlı günlerine dönmesi gerektiğini kaydetti ve ilgili yetkililerden daha fazla destek beklediğini ifade etti. Evet, yeniden sendeyiz Sonay Orbay. Evet, BRT İskele muhabirimiz Aydan Aslan ve konuğuna teşekkür edelim bu bağlantı için ve sabah haberi bu sabah burada yine noktalıyoruz sevgili izleyenler. Yarın yine saat 7'de BRT ekranlarında karşınızda olacağız ama şimdi spor bülteni, ardından da 45 artı programıyla yayınımızı sürdürmeye devam edeceğiz tabii ki. Bugün Baykan Gürses'in 45 artı programındaki konuğu siyasal iletişim uzmanı Özdemir Tokel olacak. İyi seyirler dileyelim sizlere ve yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın. Düzkaya'da bir futbolcunun COVID-19 testinin pozitif çıkmasından dolayı genel kurul 26 Temmuz'a ertelendi. Düzkaya'nın tecrübeli futbolcusu Serkan Zeyn'in COVID-19 testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Düzkaya kulübünden yapılan açıklamada Zeyn'in testinin pozitif çıktığı ve bu akşam yapılması planlanan genel kurulun 26 Temmuz'da yapılacağı ifade edildi. Öte yandan antrenörlük kariyerine başlayan Zeyn, antrenörler semineri yanı sıra Acapulco Otel'de Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'nun düzenlediği futbol çocuk şölenine de katılmıştı. Türkiye U18 Atletizm Şampiyonası'nda temsilcimiz Taygun Artan Özcihan, 3 Türkiye şampiyonluğu, 3 yeni Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti rekoru ve 1 yeni Türkiye rekoruna imza attı. Mayıs ayında Atatürk Stadı'nda düzenlenen deneme yarışlarında barajı geçip Türkiye U20 şampiyonasında 200 metrede ikinci olan, ardından Türkiye milli takımıyla Balkan Şampiyonası'nda yarışan ve son olarak da Türkiye U18 Şampiyonası'nda boy gösteren Taygun, 100 ve 200 metre branşları yanı sıra 4x100 metre branşında da Türkiye şampiyonu oldu. Taygun ayrıca 100 ve 200 metrede 3 yeni Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yıldızlar ve Gençler rekoruyla birlikte yeni Türkiye 200 metre rekorunun da sahibi oldu. Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan Bediz Amatör Plaj Voleybolu turnuvası 10-11 Temmuz tarihlerinde Bediz Plajı'nda gerçekleşecek. Yaklaşık 16 takım ve 80 sporcunun katılacağı turnuvada takımlar 4 oyuncu ve isteğe göre 1 yedek oyuncu barındırabilecek. Adanın en eğlenceli turnuvası sloganıyla gerçekleştirilecek turnuvada cumartesi günü grup maçları, pazar günü de çeyrek final, yarı final ve final maçları oynanacak. Turnuva için son kayıt 8 Temmuz Perşembe günü olacak. Turnuva cumartesi ve pazar saat 10'da başlayıp akşam üzeri sona erecek. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu son günlerde artan COVID-19 vakaları sebebiyle kulüplere önlemlerle ilgili hatırlatma yaptı. Yapılan açıklamada son günlerde ülkede artış gösteren COVID-19 vakaları sebebiyle tüm futbol takımlarının belirlenen kurallara maksimum seviyede uyması ve çalışmalarını da bu doğrultuda yapması gerektiği hatırlatıldı. Açıklamada ayrıca bu bağlamda 17 ve 31 Temmuz tarihlerinde düzenleneceği duyurulan Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu çocuk futbol şenliklerinin de ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi. International Olympic Committee, kickbox ve Muay Thai spor dallarının tam tanınmasını onayladı. International Olympic Committee Yürütme Kurulu 10 Haziran 2021 tarihinde yapmış olduğu toplantısında kickbox ve Muay Thai spor dallarının tam tanınmasına onay verdi. Bu kararla kickbox ve Muay Thai spor dalları olimpik olma yolunda son viraja girmiş oldu. Basketbol Erkekler Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Coop Spor'la Yakında Üniversitesi'nin koçları BRT 1 HD'de yayınlanan Pota'nın nabzına açıklamalarda bulundu. Coop Spor antrenörü Emrah Güven ve Yakında Üniversitesi koçu Halit Kıryağdı, final maçının dostluk ve centilmenlik içinde geçmesi ve mücadele sonunda hak edenin kazanması dileğinde bulundu. Basın sözcüsü Yurdakul Cafer ise Lefkoşa Atatürk Spor Salonu'na 500 spor severin alınacağını söyledi.
Yıldızlar ve Büyükler Plaj Voleybol Liglerinde finale geliniyor. Büyükler Omaç Başat Plaj Voleybol Ligi'nde erkekler A grubunda Kemal Ali Osman, B grubunda Osman Umut ve Salih Cafer ikilisi, kadınlar A grubunda ise Sıla Zalihe, B grubunda da Merve Güney çiftinin yenilgisi bulunmuyor. Kadınlarda Merve Güney, erkeklerde ise Osman Umut ve Salih Cafer ikilileri yarı finali garantilemiş durumda bulunuyor. Ligde 3. hafta karşılaşmaları 9 Temmuz'da oynanacak. Handball U16 liginde kızlarda Digem, erkeklerde Özgür Adımlar şampiyon oldu. Lefkoşa Atatürk Spor Salonu'nda oynanan finallerde kızlarda Digem, Ozanköy'ü 26-12 yendi. Erkeklerde ise Özgür Adımlar Yükseliş'e karşı 39-24'lük üstünlük elde etti. Kızlarda üçüncülük karşılaşmasının kazananı ise Şahlan oldu. Şahlan UKÜ'yü 19-12 yendi. Erkeklerde ise Mausa Gelişim Akademisi 3. tamamladı. Mausa Gelişim Akademisi UKÜ'yü 29-18'lik skorla rahat geçti. Yıldız Genç ve Büyükler Bireysel Yüzme Şampiyonası hafta sonu yapıldı. Atatürk Kapalı Yüzme Havuzu'nda 2 gün süren yarışlarda 11 kulüpten 140 sporcu mücadele verdi. Rekorların geldiği şampiyonada yakında üniversitesi altın madalya farkıyla rakiplerini geride bıraktı. Yıldız Genç ve Büyükler Bireysel Yüzme Şampiyonası'nda Ares 2. Bluefin 3. oldu.